Evet dostum hoş geldin. Hoş buldum. Ne haber? İyidir. Şimdi bugün e, yeni bitirdiğimiz kitabımız Kırmızı ve Siyahı konuşacağız. Hazır mısın? Tabii ki de. Tamam o zaman sana şöyle e, kısaca nasıl buldun diyeyim. Valla kitap e, yazarın dilini çok beğendim. Çok psikolojik yani hiç uzatmamış yani şeyleri cümleleri falan. Direkt her şeyi tak tak söylemiş. Yani sürekli zaten içsel konuşmalar var o çok hoşuma gitti. Zaten bundan sonraki bir kitabı var bunun Parma Manastırı diye. Onu da hatta okumak için sana söyleyecektim. Hani onu da okuyalım diye uygun bir zamanda. Yani ben kitabı beğendim. Zaten o dönemi biraz bilen insanlar yani o dönem dediğim bu 1815-1830 devrimine kadar olan aradayı anlatıyor zaten kitap ee, yani ikinci restorasyon dönemi Fransa'daki yani Napolyon'un bu Waterloo savaşı ile beraber e, tekrardan hapis edildiği daha sonra e, tekrar monarşinin getirilmek istendiği bir dönem aslında o dönemin siyasi çatışmalarını direkt ayna tutarak anlatıyor yani o dönemde yazılmış bir Aynen. kitap zaten bu şöyle kısaca çok şey yapalım yani. mı o dönemi? Hı hı. Ya şö şöyle bir dönem e, Fransız Devriminden sonra Jacobenler aşırı sert bir şekilde bu monarşiyi bayağı idam ediyorlar, herkesi epey hı hı. asıyorlar, kesiyorlar. Hı hı. Ondan sonra tekrar e, kral ve kral yandaşı kişilerin güçlendiği bir kısa dönem var. Tam bu yazımızın geçtiği yer o dönem. Tabi yani. Yani soyluların ve ne, köylülerin arasındaki. Şunun tekrardan açıldığı bir dönem yani var. Yani sınıf tabii, sınıf farklılıklarının tekrardan evet. çok fazla açıldığı bir dönem. Zaten bizim ana karakterimiz de kitaptaki bu ikisinin arasında kalmış bir e, kişi Hı -hı. yani kitapta da. Yani benim için önemi şu kitabın. Bu kitap şimdi 1830 yılında e, tekrardan bir devrim oluyor ya Fransa'da. E, daha sonra Hı -hı. işte burada 1830 devriminde hemen adam bu kitabı yazmaya başlıyor. Yani o kitap zaten 1830 yapımı bu kitap yazılışı ee, o açıdan önemli yani direkt tarih yaşanırken yazılmış bir kitap. Hani 15 sene öncesini, 200 sene öncesini anlatan bir kitap değil bizim Walter Scott Hani 800 yıl önce yazmıştı. Yani 800 yıl öncesini anlatıyordu kitapta. Aha. Bu ondan evet, farklı o tarihi ha. bir roman. Bu güncel bir roman güncel tabii biz şu an okuduğumuz için tarihi oluyor. Tabii o dönem için yani yazıldığı direkt o dönemde yazılmaya başlandığı için çok önemli. Yani zaten kitabın içerisinde de diyor yani romanlar yürüdüğün yola ayna tutar gibi bir terimler var. Zaten bunları konuşuruz yine kitap içerisinde. Tamamen zaten evet. orada düşüncelerini belli etmiş. O açıdan önemli bir kitap Hı -hı. yani. Aynen öyle ben de beğendim. Özellikle e, psikolojik tahliller çok iyi. harikaydı. Ya çok şöyle duygu duyguları öyle güzel ifade ediyor ki yani karakterindeki duygu daha oluşmadan e, o duyguyu tarif edebiliyor yazar karakter, Yani bize kendi karakterindeki o, bize tamamen o yolu gösteriyor yani aslında. Şimdi yani karakterin evet, evet. gelişimini yani aslında bak, hani sen de fark etmişsindir. E, kitabı okurken böyle karşılıklı diyaloglar çok fazla yok. Hep içsel konuşmalar üzerinden Hı -hı. gidiyor. O yüzden kitap içine çekiyor yani insan. Hani bu kitap 550-600 sayfalık bir kitap. Hani öyle e, normal kalınlıkta değil biraz uzun. Ama hiçbir şekilde sıkıcı değil ve gayet akıcı bir kitap. E, zaten senin de dediğin evet. gibi psikolojik tahlilleri de çok iyi. E, o açıdan değerli bir kitap. Çok iyiydi yani bence. Ve evet. bir, bir karakterin biz düşüncelerini de okumuyoruz. Yani bütün karakterlerde aynı şekilde davranmış. Bütün karakterlerin bir davranışı neden öyle yaptığını altında yatan bütün o duyguları görebiliyoruz. Hı hı. İşte zaten bu yüzden psikolojik roman diyorlar. Yani evet. psikoloji sonuçta davranış bilimi. Kesinlikle öyle. Burada da o davranışı yapmadan önce neden böyle davrandığının tüm o alt duygularını, alt hissiyatlarını, tutkularını hepsini görebiliyoruz. Gerçekten Hatta öyleydi. senin dediğini ekleme yapayım. Sadece neden öyle davrandığını değil, hani seçeneklerini de değerlendiriyor çoğu zaman. İşte şuraya, Doğru davranmadıklarını söylüyor. yani o açıdan yani çok güzel bir kitap. Adam gerçekten çok iyi e, tahlil yapmış karakterler üzerinde e, yazarımız. E, zaten biraz sonra da ben hani yazarın hayatında değineceğim. Neden psikolojik bir e, roman meydana çıkmış biraz da ondan da bahsedeceğiz. Tabii bunda hayatının etkileri çok fazla. E, karakterler hı hı. tabii hayatıyla özdeşleşmiş bazı karakterler var. Bunlar da zaten birazdan konuşuruz. Evet. Ya şöyle çok kısa Kitabın şeyini anlatalım ondan sonra sözünü sana bıraktım. Tabii olur. Şimdi bu kitabın ismi Kızıl ve Kara biliyorsun Fransızca hı hı, şeyinde. Hı. Tabii kırmızı ve siyah da çeviriyor. Bunlar iki farklı mesleği ter, e, temsil ediyor. Daha doğrusu mesela kırmızı o dönem Napolyon'un askerlerinin giydiği elbiseler kırmızıymış. Yani o askerlerin çoğu koyu kırmızı. Rahipler de full siyah giyiniyor. Zaten Julian'dan da biliyoruz siyah giyindikleri hı hı. Şimdi bizim e, karakterimiz de asker olmayı da çok istiyor. Bir yandan rahip olarak da yükselme şeyi var ya. Bu ikisinin arasında gidip geliyor. O yüzden yani, kırmızı ve bir de ben siyah diye anladım. Şöyle ]mış. şöyle <laughs> bir şey de e, okudum. Yani bunu bir kitapla ilgili biraz araştırma yaparken. Şimdi kırmızı ve siyah arasında sürekli gidip geliyor ya bu. Yani e, evet. din ile yani kilise ile askeriye arasında çok fazla gidip geliyor. Aslında ve sonunda tabii ki kitabın sonunda yani şeyi seçiyor. Kilise'yi seçiyor yani asker olmuyor yolunda ilerlemiyor. Bunu hani bu kumarda rulet var ya ruletin renkleri de kırmızı ve siyah. Evet yani evet. Yani sonunda da Aynen. Aynı. sonunda bir rulet oynuyor ve e, siyahı seçiyor. Yani ve kendince Doğru de kaybediyor değil. yani aslında. O Öyle değerlendiren, eskiden Hı. değerlendirilmiş yani böyle de e, düşünce yapılar yani düşünce tarzları var yani böyle de düşünen insanlar da var bu şey kitap hakkında. Evet. Ya özünde bir sınıf mücadelesi zaten aslında. Özünde bir sınıf mücadelesi görüyoruz. Çünkü Julian'ın yaşadığı bütün sorunların temelinde bu çocuğun bir Yükselmedi. kerestecinin, bıçkıcının hı hı. oğlu oluşu var. Tabii ki. Yaşadığı bütün sorunlar oradan kaynaklanıyor. Ve Kendini de her şeye yabancı hissediyor ya çünkü babasını da sevmiyor. Şimdi sana şey <laughs> hayatı gameState ben değineceğim onları. Baba <laughs> e Julian da aynı şekilde babasını sevmiyor, kardeşlerini de sevmiyor. Yani bulunduğu konumu sevmiyor aslında. O köylüleri, keresteciliği, iş işçileri falan. Ve yerleştiği yerdeki insanlara bakıyor. Onlar da çok kötü. Onları da sevmemeye başladı. Onlardan da nefret ediyor. Öyle bir yalnızlık, yalnız kalmıştık yani hiçbir yere ait olamama hissiyatı çok fazla. İkinci sınıfın ortasında kalmış. Yani aşağıya ait ol, aşağıya evet. ait olmasına rağmen üste olmak istiyor. Yani bir yükselme hevesi var çok fazla. Zaten onun içinde gereken her şeyi yapıyor. Ee, zaten Hı -hı. E, bunu da çok net bir şekilde görüyoruz. Tabii bir de şimdi kitabı bir olay var hani sonunda anlatıyor ya kitabın Bertret olayı diye bir şey. Ee, evet. Işte aslında Hı -hı. bundan esinlenmiş biraz az e, bizim yazarımız bu kitabı yazarken. Tabi birebir e, aynı olmasa da e, yani bir kilisede e, bir cinayet işliyor bir e, kilise öğrencisi. Bunun üzerine kurulmuş bir roman. Fakat tabi bu günümüzde yani o dönemde ee, o o dönemin olaylarıyla birleştirmiş ve ortaya bu kırmızı ve siyah romanını çıkarmış. Aslında ilk önce bu kitabın adını işte ana karakter olan Julian Sorel koymuş kitabın ismini fakat sonradan Kırmızı ve Siyah olarak değiştirmişler. Hani ilk etapta kitabın Hı -hı. ismi bu değilmiş fakat kesinlikle bu çok daha güzel olmuş. Yani en azından bu kitabın evet, bu isminin bile bir felsefesi güzel. Yani... var yani. Hiç... Evet evet. Gerçekten daha güzel. Çünkü isim soy isimle yapılan o dönem çok fazla kitap var. Bir sonraki okuyacağımız da öyle Hı -hı. ya. Sanki bu biraz daha yaratıcı olmuş o açıdan. Kesinlikle. şey Ondan bahsetmen iyi oldu. Benim, çünkü benim aklıma gelmemişti. Bu Stendhal bir gazetedeki okuduğu haberi aynı şekilde senin dediğin gibi kitap yapmış. Hı -hı. O zaman artık şu hayatına geçelim. Tabii ya. tabii hayatına geçelim. Zaten yine çok kitabı, hayatına değiniyoruz. Zaten neredeyse. Konuşacağız zaten. Şimdi bizim aslında Stendhal bunun bir takma ismi. Yani o dönemde çok popüler bu takma isimler. Bunların hepsini görmüştük zaten. Hepsi bir takma isimle kitap hmm. kitap yazıyor, kitap çıkarıyor. Aslında şey yani Stendhal bunu takma ismi. Asıl ismi Mary, Mary Henry Bayle ismi. Stendhal'la takma ismi. Aslında şöyle bir şey var. Bu takma ismini şu yüzden kullandığını kendisi söylüyor. Hani kendimi kendime ait olmayan bir isimle gördüğüm için daha rahat hissediyorum gibi bir açıklaması var ya yani o dönemlerde kitap, kitap aralarında böyle e, yazmış olduğu yazılar var oradan da hani bu takma isim kullanmasının sebebini böyle açıklıyor. şimdi bizim yaz maske gibi. Aynen çıkmış aynen öyle. Yani. Bizim yazarımız Fransız zaten Fransız doğumlu. E, 1783 yılında doğmuş yani e, Fransız İhtilali'ne altı kala dünyaya gelmiş yani aslında gençliği <laughs> yani bu gençlik dediğim çocukluk dönemi e, o Fransız hemen öncesi, daha sonra işte daha da böyle 18 yaşına kadar 14, 15, 16 o yaşlar hep bu çok siyasi olarak karışık bir dönemde geçmiş. 1783 yılında doğmuş, 1842 yılında vefat etmiş yine Fransa'da ve 59 yıllık bir ömrü var. İlk önce buradan başlayalım. Çok iyi. Hiç fena aynen. değil. Yani o dönem için evet, bir göte kadar olmasa da. <gülüyor> Şimdi. <gülüyor> evet, o ya inanılmaz yaşamış o. <laughs> Şimdi bu. Ee, yazarımızın aslında bir sürü yazdığı işte kısa yazılar İtalya'da yazdığı yazılar falan var fakat en iyi romanları e, birincisi bizim okuduğumuz 1830 yılında yazdığı Kırmızı ve Siyah diğeri de 1839 yılında yazdığı Parma Manastırı kitabı Parma Manastırı kitabı da diğer önemli eseri yani bu iki kitabı e, en iyi roman olarak geçiyor e, yine bu yazarlarımızda süre gelen bir alışkanlık vardı. Hepsi çok iyi ailelerde yetişmişti. Bu da burcu ve bir ailenin çocuğu. Ee, babası avukat. Ee, gayet durumları iyi. Fakat şöyle bir durum var. Annesi 7 yaşındayken doğum sırasında hayatını kaybediyor. Yani bizim yazarımız 7 yaşındayken evet, annesi, vefat bu. annesi vefat <laughs> bu <şeye> ediyor. Annesi vefat ediyor. Bu şeye benziyor. <laughs> Annesinin kaybından çok fazla etkileniyor bizim yazarımız Stendhal. Ee, ve bundan dolayı yani annesinin ölümünden dolayı babasından nefret etmeye başlıyor. Yani tiksinçlik derecesinde nefret etmeye başlıyor. Onu suçlu buluyor. Ama nefret ama nasıl nefret? Yani evden falan kaçmak istiyor. O yüzünü görmek istemiyor. Tamamen babasından kaçıp uzaklaşmak istiyor. Tabii o dönemde ee, 13 yaşına kadar ailesiyle beraber yani babası, teyzesi, dedesi işte evde çalışanlarla falan zaman geçiriyor. Eğitimini böyle görüyor. Şimdi zaten tek başta söylemiştim. Yazarımızın doğduğu ortam yani o yüzyıl biraz hareketli. Yani 1800 şey 1789 Fransız İhtilali zamanları işte tekrardan mutlakiyet geliyor. İşte ne bileyim işte siyasi ve kültür olarak değişimlerin yaşandığı zamanlar bunlar. Ve babası Fransız İhtilali döneminde asilzadelerin ve Katolik Kilisesi'nin yanında. Yani tamamen soylu insanlar yani. Anladın değil mi şimdi? Hani bunu biraz şey, da neden e, kral neden kral yanlışı yani. Kral yanlışı. Şimdi neden belki de Napolyoncu çok koyu Napolyoncu bizim yazarımız. Ee, yani neden acaba yani acaba babası öyle olduğu için de mi bunda etken? Bu da ayrı bir psikolojik bir yer yani gerçekten. Yani çünkü Hı -hı. babası ne seviyorsa o sevmiyor yani öyle diyeyim. Ee, babasını hatta şöyle tanımlıyor bu yazı aralarında kendisi söylemiş bunları. Sevgi yoksunuz, sıkıcı, baskıcı diye yorumluyor babasını öyle tanımlıyor ve annemi sevdiğim kadar babamdan nefret ediyorum diyor adam hani anneme sevgim ne kadar of. çok fazlaysa babamdan da nefretim o kadar fazla diye söylüyor ya bunlar kendi Hı -hı. şeyleri söylemleri bu arada hani kitap aralarında yazmış bunların çoğunu ve işte teyzesi Hı -hı. ve babasıyla 13 yaşına kadar yaşıyor evde eğitim görüyor daha sonra e, 1796'da yani 13 yaşında bir okula kaydoluyor bulunduğu şehirde e, Fransa'da ve matematiği ve resmi çok iyi bu arada. E, matematik ve resimde bayağı bir e, okulda derece falan yapıyor. Ve ilk olarak o zamanlar beş perdelik bir komedi yazıyor. Yani yavaş yavaş tabii edebiyatta geliyor yani. Yani bunu Yine yaş... çocuk yaşta yazmaya Kesinlikle başlıyorlar ya. Bunlar. Çocuk yaşta gerçekten. E, ve 16 yaşındayken yani 1790 1700 kaç 1799 yılında aynen şehirden ayrılıyor ve Paris'e gidiyor. Bu Paris'e gittiği gün çok önemli. Neden çok önemli? Çünkü Paris'e ulaşıyor ve o gün ulaştığı günün ertesi günü Napolyon darbeyle başa geçiyor abi. Burası yani çok değişikler, yani, tamamen bir tesadüf mi artık bilemem. Yani e, Paris'e gittiği günün ertesi günü Napolyon başa geçiyor hükümete ve e, aslında mühendis olmak için gitmişti. E, fakat e, Napolyon hayranı zaten çok fazla, çok koyu Napolyon hayranı. Ve e, 1800 ve 1814 yılları arasında yani 17 yaşından itibaren e, 14 yıl boyunca 1800'den 1814'e kadar 14 yıl boyunca orduya katılıyor ve tüm savaşlara katılıyor biliyor musun? Napolyon'un bütün savaşlarına katılıyor. Yani bunun için... Ha bayağı askerlik yapmış. Evet yani bak İtalya'ya gidiyor. Avusturya'da, Avusturya'da zaferler kazanıyor. Rusya mağlubiyeti var bu Napolyon'un biraz sonra değineceğim. O Rusya yanmış yani o Fransızların üçte ikisi vefat ölmüş adamların hepsi. Bu oradan sağ çıkmış gelmiş onlara biraz sonra değineceğim. İşte Büyük Britanya savaşlarındaki o büyük yenilgiler hepsinde var adam. Hepsinde savaşmış. Tabii sadece 14 yıllık bu askeri hayatında bir fiil orada değil arada işte sağlık sorunlarını bahane ediyor geliyor. İşte bu aralar tabii çok fazla aşk var yani hayatında yine bu adamın. Yani askerlik <laughs> serüveninde çünkü İtalya'ya gidiyor ilk önce ve adam bir İtalya hayranı. Ona da biraz sonra değineceğim. Orada aşklar yaşıyor ama hepsi e, sonuçsuz kalıyor bunların. Zaten e, Stendhal hiç evlenmiyor. Hiç de çocuğu olmuyor. 7'ye 8'e yakın sevgilisi oluyor fakat hepsi başarısız. hani bunu da söyleyeyim. E, ve İtalya bambaşka bir olay. Ve e, İtalya'da geçirdiği o ilk dönemde gittiği 6-7 aylık süreci e, işte hayatımın en güzel e, dönemi olarak e, nitelendiriyor kendisi yazılarında. Milano'da falan görev yapıyor e, ve e, o arada tabii Milano'da görev yaparken e, Rossini'nin o o dönemin e, değerli müzisyenlerinden onun müziğini oradaki sanat eserlerini falan tanıyor yani. O dönemin sanat eserlerinden de çok etkileniyor ve orada arada tabii iki üç kadına da aşık oluyor. E, Tabi hepsi başarısız aşk serüvenleri. İşte sürekli geliyor gidiyor işte İtalya'dan işte Paris'e, Paris'ten işte başka yerlere gidip geliyor sürekli. Biraz da zaten görevinden dolayı. Şimdi biraz önce bahsettiğim gibi Rusya seferi var Napolyon'un. 1812 yılında. E, burada resmen ben biraz araştırdım bu savaşı. E, evet evet hiç bölmeden dinliyorum. <laughs> ya yani bu savaşı araştırdım. Moskova resmen yanmış. Ve Fransızların üçte ikisi ölmüş bu ordunun. Ve e, burada çok fazla e, insan kaybı var. Ve tabii ki bizim e, yazarımız bu 14 yıllık askeri süreç içerisinde, askerliği içerisinde tabii yazılarını da yazıyor sürekli. Ve notlarının, edebiyat notlarının çoğunu burada kaybediyor. Çünkü adam canını zor kurtarmış. Ve kurtulmasını mucize Hı -hı. olarak değerlendiriyor yani o dönem için. E, ve geri çekilirken sebep şimdi Fransa şey Fransa'ya doğru geri çekilirken e, Almanya'nın Stendal kasabasında konaklıyorlar. <laughs> Almanya'nın Stendal kasabasına konaklıyorlar ve bu takma at işte nereden geliyor? Buradan geliyor. Bu kasabanın ismi Stendal kasabasından kendine takma at e, ismini buradan alıyor aslında. Ve Aslında hayata ikinci kez başlayışının aynen yani öyle. ikinci doğumu gibi bir şey çünkü, olmuş orası. Çünkü şöyle bir şey, zaten 1812 yılında Rusya seferi, daha sonra tekrar başarısız savaşlar falan var. Bu İngiltere ile Waterloo Savaşı falan var, çok önemli tarihte. Zaten Napolyon düşüyor o dönemde, 1814-1815 yıllarında bu ismi de kendi takma adı olarak aldığı dönemler bu dönemler zaten. Ve daha sonra Napolyon düştükten sonra 1814-15 yıllarında 18. Louis geliyor. Restorasyon dönemi başlıyor. İşte bu karışık dönem. E, siyasi tartışmanın, aristokrasinin, kilisenin gücünün tekrar istediği dönemler. İşte Burjuva tekrardan canlanmaya başlıyor. Sınıf farklılıkları. Bana bunlara değinmiştik zaten. Böyle bir dönem başlıyor İtalya'da. Şey İtalya'da diyorum e, Fransa'da. Daha sonra işte bu 1814-1821 yılları arasında bu İtalya'ya gidiyor. Yani tabii biraz da bu kralcılara da yaranmak istiyor biraz ama başaramıyor yani. İtalya'ya gidiyor. İşte bu İtalya'da e, sanatla falan ilgileniyor. E, İngiliz edebatıyla tanışıyor. Hatta Lord Byron'la falan tanışıyor şahsi olarak. E, Lord Byron da o zaman için İngiltere'nin hani romantizm akımının önde gelen isimlerinden. Ee, çok önemli bir Biliyoruz Aha, Lord Byron'ı. Kesinlikle. Ee, ve bu arada Stendhal ismiyle eserler falan yazmaya başlıyor ve Napolyon'un hayatıyla ilgili de eserler çalışıyor. Ee, tekrardan 1821 ve 1830 dönemler arasında Fransa'ya tekrardan dönüyor. Zaten bu dönemde de ee, bu arada neden döndü dersen İçey'den ee, İtalya'dan buna Fransa ajanı falan diyorlar artık İtalya'da. Biraz da o yüzden barınamıyor ve tek tabi Yani o dönem içerisinde e, kaç yıl şeyin içinde savaşmış, ordunun içinde savaşmış. Bir de İtalya'da yaşamaya başlıyor. Bunu en son ajan mısın gibi resmen adamı ko Doğru. kovmuşlar yani o dönem için. E, ve arada İngiltere gezileri falan var işte. Romantizmi savunuyor en başında. Ve sürekli ba e, başarısız aşkları var. Gazetecilik yapıyor. Ve 1830 yılında, 1830 devrim başlar başlamaz bu adam direkt yani millet silahlarını alıp sokağa çıktığında bu okuduğumuz kitabı yazmaya başlıyor. Kırmızı ve siyah kitabını yazmaya başlıyor bu da. <laughs> bu da kalemini çıkartmış. Aynen öyle. Çünkü bak kalem kılıçtan keskindir dedikleri bu olsa gerek. O dönemin tamam savaşları konuşuluyor fakat doğru, doğru. elimizde bir tane kitap var. Bu kitap o dönemde yazılmış. O yüzden çok önemli. Yani düşünsene olay yaşanırken yazıyor adam. Olayların tamamen sıcaklığı sıcaklığına yazıyor. Ve tamamen toplumu ayna tutan bir kitap. Yani geçmişi değil günceli anlatıyor. O yüzden çok önemli. Ee, yani Temmuz Devrimi, anayasal hükümler, Louis'ler, Filip'ler hepsi o dönemde böyle kar karma karışık siyasi bir dönem ve büyük bir cesaret yani o dönemde bunu yazmak. Ee, çünkü yani ne baş üstünde, şey omuz üstünde baş kalıyor ama adam yine de kitabını yazıyor yani. Ve e, bu dönemde tekrardan bir İtalya macerası var. Devrimden sonra çünkü devrimden sonra... Neymiş bu İtalya ya herkes gidiyor. İtalya zaten şimdi anlatacağım. İtalya dönemi apayrı bir de anlatacağım. <laughs> devrimden sonra bu konsolosluk için başvuruyor. Beni diyor İtalya diyor. Hatta Parma'ydı galiba. Orası da güzel bir yer. Beni diyor oraya... Elçi, ha, büyük elçi beni yapın. oraya büyük elçi yapın diyor. Bak o kadar kitap yazdık falan. Tabii bunu oraya büyük elçi yapmıyorlar. Neden? Çünkü bu e, kiliseye Biraz bağlı o dönemde şeyler. Yani İtalya biraz daha papalık falan ya. Bu adam dinsiz abi. Hmm, evet, yani i̇nanmıyor evet. bu adam. <laughs> o yüzden bunu red yiyor bu. Yani o yüzden bunu başka bir yere veriyorlar. böyle Adını hatırlamıyorum şimdi. Bambaşka bir yere veriyorlar. Sülovenya taraflarında galiba. Ama bu orada... Memurluk veriyorlar. Yani orada da şey veriyorlar aslında. Böyle konsül gibi, konsolosluk gibi bir şey. Ama böyle çok saçma bir yer anladın mı? Hani bir köy gibi bir yer. Ama bu tabi sürekli ne orada anladım. resmen etrafı sürekli geziyor yine. Sürekli İtalya'ya gidiyor falan. Ve e, İtalya'da takılıyor yani resmen adam. Ve o zaman için... Oğlum ne var bu İtalya'da? Anlat. Anlatacağım dur. Hükümet için ya İtalya'da şu, aslında şöyle bir olay yok. Orada aşıkları var bir kere adamın. Ve orada o e, sanat eserlerine adam hayran olmuş. Hatta yani adam demiş ki benim mezar taşıma hani bir şeyler yazdı. Şimdi birazdan onlara bahsedeceğim. E, uyarı alıyor bu hükümetten sürekli İtalya'ya gidiyorsun kardeşim sen nasıl konsol olsun gibi ve ondan sonra artık zaten inceden bu işiden de soğuyor e, artık bir sürü kitaplara edebiyata kendini veriyor zaten kitaplarının çoğu olgunluk döneminde yazılmış. bak 1830 sonra Parma manastırını yazıyor Hı -hı. 1839 yani hep böyle orta yaştan sonra yazdığı kitaplar tabi 40 40li yaşlarından sonra Parma yani. manastırı 52 günde yazmış bu arada koca kitabı 52 günde içerisinde Tam yazmış oldu. tabii. Ve 1839-1842 arasında Paris'e geliyor ve burada hastalanıyor. İşte zaten bu parmaman hastalığını yazdıktan sonraki süreçte, işte baş dönmeleri, kendi hastalıkları ve sokakta adam bayılıyor, ölüyor abi, sokakta ölüyor adam. Büyük ihtimal e, kafasını bir yere çarpıp ölüyor yani. E, i̇şte hatta mezar taşına şunu yazılmasını istemiş o zaman için. İşte yazdı, sevdi ve yaşadı. Bunun İtalyancası da vardı. E, bunu yazılmasını işte istemiş. He. <laughs> yani hayatı böyle bir hayat güzelmiş Hayatta böyle bayat, şimdi ha... ama dolu dolu da yaşamış Tabii ya. Ki de. Ne yapmamış, ki, her şeyi Tabii yapmış. Tabii de, hepsini yapmış. Siyaset var, askeriye var. Zaten o dönem için e, çok fazla, hani gideyim, şu okulda öğretme olayım gibi. Çünkü siyaset olarak çok karışık bir dönem. Kimin ne olduğu belli değil yani. Evet. Ve ya bir krallık geliyor, bir cumhuriyet geliyor, bir imparator geliyor falan böyle. Öyle Tabii ki için. de. Ve sonuç olarak hiç evlenmedi, hiç çocuğu olmadı karşılıksız aşklar yaşadığı, koyu bir Napolyon e, hayranı ve en az 7-8 tane sevgilisi oldu. E, şimdi gelelim İtalya sevdasına. Hmm. E, zaten eh. biraz önce de söylediğim gibi orada İtalya'ya ilk gittiğinde e, hani o zaman için o dönemi ilk askeri olarak gittiğinde çok sevmiş İtalya'yı. O dönemin işte müzisyenleriyle, sanat eserleriyle falan e, çok fazla tanışmış şey yapmış, haşır neşir Hı -hı. olmuş. Şimdi bu adam diyor ki e yani uzun yıllar yaşadığı İtalya derin ve çok sağlam bir aşkla bağlanmış. Resmen adam diyor ki benim mezar taşıma mezar taşı ismim Milanoğlu Erika böyle yazılmasını istemiş adam mezar taşına. Allah Allah. Aynen. Yazılmasını dilemiş. Yani <laughs> Milanoğlu. Milanoğlu Erika Beyle diye yazılmasını istemiş. Zaten babasından da nefret ediyor ya. Yani biraz da bunların evet, da şey var. Evet, ismi vardı. o yüzden pek şey şimdi, mi? Aynen, yani. onu söyleyeceğim şimdi. Şimdi bu yazarımızın İtalya'yı bu denli sevmesinin bir nedeni de tabii İtalyan kadınlarla yaşadığı tutkulu aşklar. Bir diğeri de çok sevdiği annesini işte küçük yaşta yitirmesin ve onun ölümünden sorun mu tuttuğu babasıyla olan kan bağını istemiyor artık. Yani onu göz ardı etmek istiyor ve yeni bir kimlik arayışında. O yüzden de böyle İtalya'ya karşı bir hani kendini yakın hissediyor. İsmi Milanoğlu Errika böyle falan diyor yani. Sadece annesinin hı hı. soyundan geldiğini inanıyor kendisinin ve annesinin de İtalya'dan geldiğine inanıyor. Yani o yüzden. He, öyle şeyde konuşulurken büyük bir lafı geçmiş ihtimal çocukken aklında kalmış. O yüzden İtalya'ya karşı böyle biraz e, Sempat biraz değil çok fazla sempatisi var. E, babasının nefreti hmm. de var yani tabi bunun içerisinde. E, bu yüzden ya adam baba tarafından ne varsa reddetmiş. Hani normalde akrabaları reddedersin de bu doğduğu kasabayı <laughs> ne bileyim başka kasabanın ismini almış. Tabii ki komple ülkesinin bile İtalya e, İtalle daha şeymiş gibi söylüyormuş. ismini ve her şeyini değiştiriyor. E tabii ki can babası Babadan ne aldıysa Babası kralcı, kendisi tam tersi Napolyon ayranı. İşte ba Aynen. babası işte siyah diyorsa bu kırmızı diyor. Yani tamamen babasına resmen düşman gibi bir şey. E ve şöyle bir şey de var. Hani Bu artık psikolojik bir rahatsızlık mı tam bilmiyorum. Stendhal sendromu diye bir şey var. Yani hiperkültüre mi Yok, diye. Rahatsızlık değil de yani. Hi e, hiperkültüre diye bir şey aslında bunun diğer ismi. E, hızlı kalp atışı, baş dönmesi, baygınlık, yani şaşkınlık e, bir rahatsızlık. Psikolojik bir rahatsızlıkmış. Bu sendrom yani sanat eserlerine karşı eee i̇şte onların bolluğuna ve ihtişamlı karşısında kendinden geçme hali. Bu İtalya'da Floransa'da eee Duomo e, Domo diye bir katedral var. E, onun hemen ben oraya Hı -hı. gittim bu arada. Gördüm onu. Bunun bunu ilk <laughs> Stendhal sendromu yaşadığı şeyi. Orada bir ee, orada bir tane bazilika var. Şu oradan fotoğrafın var mı oradan? Oradan bir bak bakmam lazım galerime büyük ihtimal Tamam var atarsın bil, 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 bana ekrana verir. Bilseydim şeyi ama ne onun adı? Stendhal sendromunu o zaman daha dikkatli aranırdım. Yani or hep bir tur daha Aynen, gideriz. Oradaki işte Duomo'nun orada onun arka taraflarında bir bazil bazilika varmış. Onun önünden geçmişizdir illaki de fotoğraf var mı bilmiyorum. Burada görünce abi oradaki freskleri işte mimari işçiliği kendinden geçiyor adam. Yani işte bu isim oradan geliyor Büyük ihtimal. Yani Floransa sanatına karşı ee, başı dönüyor resmen. Hatta böyle başka insanlar da e, tarihte kayıt edilmiş. Buna Stendhal Sendromu deniyor. Ee, biraz da bunun isminden dolayı yani buradan geliyor bu Stendhal Sendromu. Ki ama gerçekten öyle yani o sanat eserlerini izle izle böyle ağzına açık bakarsın. Ee, zaten Floransa'da tarih açısından o, Oğlum koca Rönesans orada yapıldı yani. Kesinlikle yani. o Medici'ler falan e, bunların hepsi zaten. O İtalya <laughs> tarihi bambaşka. Elbet onlara da geliriz. Ee, böyle bir Stendhal Sendromu diye bir şey de var yani bizim psikolojik psikolojimizde evet hayatı kısaca farklı. böyle işte e, çok fazla uzatmamak adına e, bu kadarlık e, söylemek istedim yani hayatını merak eden bizi dinleyenler yani dinleyen arkadaşlarımız yorumlarda sorularını sorabilir yani resmen hayatına hakimiz yani öyle söyleyeyim yani çünkü <laughs> ya hayatı neden, neden yüzden önemli ha, sen sen söyle sen bir kere evet. aynı şeyi söyleyeceğiz buyur yok ya aynı şeyi söyleyeceksin anladım. Işte. Yani neden şimdi biz yazarlarımızın önce hayatına bakıyoruz? Çünkü bu kitabı okuduğun zaman yani yazar işte kendini koymuş yani içerisine. Ya daha doğrusu kendinden çoğu şeyi kendinden esinlenip koymuş. Belki olmak istediklerini koymuş. Belki olamadıklarını koymuş. Hı hı. yani onların hepsini görebilmek için başta biz hep yazarın hayatına bakıyoruz. Bence bu, bu çok değerli. Bak şimdi mesela babasının nefretini... Ben bilmiyordum. Çünkü biz kitabı okuduktan sonra hayatına baktık. Ee, kitapta da <laughs> kitapta da karakterimiz babasına nefret ediyor. Hani bu bir tesadüf olamaz kesinlikle. Ve karakterimizin evet, kitaba da giriş yapalım Aha, o zaman. sor elinde anne ya, hem o o o o kısma yani geleceğim kitap, ha senin o babası işte kısmına kitapta geleceğim. Kitapta annesi de yok yani. Ya, kitapta da annesi çocuk yaşta ölüyor Aynen. işte. Direkt kendi yani. Şimdi kitabımız İlk önce kasabayı anlatarak başlıyor. Daha sonra kasabanın belediye başkanını anlatarak başlıyor. Bu belediye başkanı tabi Burjuva, e, ne bileyim Kralcı, o tür üst sınıftan insanlar. Hepsi va daha sonra, vali olmak istiyor işte. Hepsinin bir daha da üste çıkma He Hepsi vali olmak Hı -hı. için uğraşıyorlar. Yani sürekli bir üst vali olsa bir üstünü isteyecek. Aynen yani öyle. daha üste gitmek için uğraşan insanlar topluluğu. Tabi belediye başkan, işte birkaç tane daha kendine çok yakın insanlar var. İşte Valenot var ya. Hı -hı. Onlar da aynı şekilde belediye başkanı olmak istiyor. Hepsi bir yarış halindeler. E bu bir, Biri at almış değil mi? Valenot bir at evet, alıyor galiba. Evet. At arabası alıyor. Aha, bu da diyor ki ya bu at arabası aldı. Ben de bir şey yapmam lazım. Ne ben de çocuklara e, bir şöyle öğretmen tutayım i̇ki diyor. İki ata bir öğretmen. <laughs> i̇ki ata bir öğretmen değil mi ya? İşte öğretmen atla <laughs> denk iki ata. Atla Hatta denk ya yani buradaki öğretmen dediğimiz mürebbiye daha doğrusu şöyle çocuklara hem e, bir nevi bakıcılık hem de e, dini ahlaki eğitimini veren kişi yani hep çocuklarla ilgileniyor bütün vaktini yatılık alıyor bu esnada da bir bizim Julianımız var Julian Keresteci'nin oğlu daha on, 18 yaşında ama müthiş, çok zayıf böyle biraz var. narin bir yapısı aynı Latinceyi öğrendiğinde de gelirim Biraz tabi narin bir yapısı olduğu için e, kerestere çalışamıyor. Sürekli babası bunu azarlıyor. abileri azarlıyor. Hatta Öyle köşelerde bir bir şeyler okumaya tokatlıyor. çalışıyor. Tokatlıyor yani babası sürekli gördüğü yerde. Ha, bayağı dövüyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Yine mi bunu okuyorum falan diye dövüyor. Kitabını alıp şeye atıyor. Yani, bir, mehre aynen doğru suya, atıyor bir suya falan atıyor kitabını. Aha. E, e bizim ha, Peki bu kitap okumayı nereden öğrenmiş bu çocuk dersek? E, bir Eski baş cerrah değil Hı -hı. mi? Ee, bir de e, bir, da, bir tane papaz vardı. Ya bunlar zaten şey, e, elbet yani bu babasından göremediği ilgiyi elbet bir yerde arayıp buluyor. O da bizim yaşlı bir papazımız. Zaten evet, yani evet. zaten onun Hı -hı. onunla biraz böyle zaman geçirince e, hem dini eğitimini e, onunla beraber alıyor, hem e, kitap okumaya falan başlıyor. E, tabii o dönemde de her kitap okumuyor, çoğu kitabı kaçak okuyor yani. Bir de böyle bir şey var. Gerçekten o dönemi anlatıyor. Tabii, tabii. Yani. Mesela Ta Napolyon'u şey Napolyon'u okumaya çalışıyor. Yani Napolyon'un daha doğrusu e, sürgündeki anılarını yazdığı bir kitabı okumaya Bez, çalışıyor. sen 5 sene önce okuyabilirdi fakat 1830 yıllarında yazıldığı için okuyamaz <laughs> evet, abi. O an okuyamaz. Aynen. İşte buna biraz liberallik e, aşılamış o baş cerrah. Biraz o kitaplardan tabii. vermiş. Papaz da yani liberallik dedim napolyonculuk e, özgürlükçülük aşılamış. Papaz da buna çok zeki bu arada Julian, Aşırı dahi biri. Latinceyi öğretmiş ve kutsal kitabı yani İncil'i ezbere Sultan biliyor. Yani hatim etmek hafız gibi de değil. Yani şu sayfada şu kelimeden devam et diyorsun, ediyor. Öyle ezberlemiş hmm. yani. Zaten onun sayesinde hep ya daha ileri hani gidecek. Şey... Yani daha en başından askerlik ve e, kilise içine işlemiş zaten. Tabii ki de. Zaten Valeno hani atalıyordu ya. Bu da o dönemin en iyi o dönem için en evet. iyi işte mürebbiyesi artık en iyi raip adayını ya da öğretmenini Hı -hı. kendi evine almak istiyor o dönemin BDY başkanı. Hatta babasıyla pazarlık falan yapıyorlar ya çocuk üzerinde. işte şu kadar para, şu kadar para. Evet. Hani o yüzden bizim Julian Soreli istiyor evine. Hani burayı da tam açalım, tam söyleyelim. Hı -hı. Evet, evet. Çünkü o e, Latince'yi falan bildiği için epey o kasabada meşhur yani bizim çocuk. Evet ondan sonra işte bizim Julian e, şeye papa, e, pa, başlıyor daha doğrusu belediye başkanının evinde. Ben sana e, olayları şey şey söyleyeyim sonra o olaylar geçtikçe yorumlayalım tabii, tabii. mı? Ha bu arada şeyi söyleyeyim. Ya o dönemde bir köylü sınıfı alt sınıf birinin yükselmesinin zaten başka hiçbir koşulu yok. Yani ya asker olacak, rütbe atlayacak, yükselecek. Hı -hı. Ya papaz okuluna gidecek, papaz olacak. Öyle ya işte tamam, papaz, şey eee başka, başka hiçbir Hı -hı. yol yani yok. Yani asker e, aks, askerlikte yükselmesi de yani zor çünkü e, üst e, sınıftaki insanlar bir mektupla adam birden bin başıdır. Hani o tarz şeyler oluyorlar. Hani bunlar Hı -hı. böyle gidecek de savaşacak da bir hak edecek de bilmem ne de yani zor. Bu, o, bu kolay yoldan ben çıkacağım yukarılara diye sürekli hayal kuruyor. Çok fazla yani. Tabii tabii ya bizim bu kitaptaki karakterlerimiz zaten e, gri. Hı -hı. Yani Marki, Marki'den de göreceğiz. Çünkü özellikle Julian'da göreceğiz. Yani öyle iki bizzat kendi söylüyor zaten. Hı -hı. Çok iki Kesinlikle falan. öyle zaten. <laughs> yani öyle gri karakterler. Müthiş iyi her şeyi süper değil diğer kitaplar gibi. Tabii canım yaptığı çok fazla yanlış şeyler Biz. var. Hı, -hı. Belediye başkanında bir karısı var ama karısı genç. genç. Belediye başkanına göre daha 30 yaşında. Madam Röenal. Biz hı hı. E, kapıda görüyor tabii şey Julian'ı. E, biraz onu komik buluyor başta. Ama Madame Röenal şöyle bir e, şeyi var. O valenot hani atalan demiştim ya belediye başkanına kapışan. O aslında kasabadaki bütün kadınlara yavşayan evet, bir adam. Evet tabii buna da. Yani. Bizim bu madame Evet madam ona da ama e, bu öyle erkeklerden hoşlanmıyor yani sert aşırı erkeksi yani, çok aşırı para çapkın değil onun için. cüsseli evet evet öyle erkeklerden hoşlanmıyor. O yüzden Julien'in bu böyle kadınsı narinliği utangaçlığı falan o yüzden on e, madamın çok hoşuna gidiyor. E, zaten e, 30 yaşında bir kadın 18 yaşında genç yani çocuk falan çocuklarla da sürekli ilgileniyor Julien. E ne oluyor böyle oldukça biraz yakınlaşmaya başlıyorlar. Tabii ki. <laughs> Birbirlerine aşık olduklarını hissetmeye başlıyorlar ama Madam şeyde fark ediyor ya ilk. E, Elisa var, Madam'ın yanında Hı -hı. çalışan Hı -hı. hizmetçi gibi. O evlenme teklif ediyor şeye bizim Giuliana. <laughs> şey reddediyor. <laughs> ben sana böyle şeyleri anlatıp Tabii onu zaten onu, reddetmesinin sebebi de yani onun zaten üzerine... adam yükselme sevdasıyla yanı tutuşuyor. Evdeki diğer tabii hizmetçiyle tabii. mi? Tabii yani? Yani hizmetçiyle evlendi mi ne olur Zaten yani? Zaten o yüzden yani. regret. <laughs> Bunu öğrenince bizim madam aşırı kötü oluyor. kendi de çünkü kendine de itiraf edemiyor ya aşık olduğunu. Çok kötü oluyor. Yataklara falan düşüyor. Sonra Julia'nın evlenmeyeceğini öğrenince de böyle şehvete benzer bir aynen, tatlılık aynen. diye Zaten ifade o zaman etmiş ya. Bu. Ben de bir şey öyle olduğunu. bir şey Evet duydum diyor. Aşık mı olurum yoksa tabii falan diyor. Bu süreç tabii biz böyle anlatıyoruz ama bu kitabı okuyanlar bizi daha iyi anlar. Okuyacaklara da bir önden bir şey Hı -hı. söylemiş olalım. Bunları öyle bir analizle anlatıyor ki yani psikolojik olarak yani inanılmaz yani. Kaç sayfadır yani. Hani o yüzden böyle insanın içine işliyor gerçekten. Yani yaşadığı duyguları sen de hissediyorsun. Ya da o yaşadıkları, yani yaşayacaklarını tahmin etmeye çalışıyorsun. Yani karakterin yerine kendini koyuyorsun. Ve zaten o zaman değerli oluyor, yani adamın yazdığı kitap. Çünkü senin içine çekiyor. Bunun aynısını biz hani başka kitaplarda da yaşadık. Ama her kitapta yaşanacak şey değil bu. O yüzden bu kitaplar çok önemli, çok değerli kitaplar diye söylüyoruz. Sen karakterin yerine evet, kendini yerine koyuyorsun karakterin ve gerçekten hani ya yapma diyorsun bazı şeyleri. Ama yine de yapıyor, üzülüyorsun ya da vay ediyorsun nasıl yaptı bunu falan diye. Hani böyle kendi içine, içine çeken bir kitap. O yüzden önemli bir kitap. Ve yazıldığı dönemde hani bunları yapmak gerçekten zor. Yani bir tarafta savaş var ülkede. Yani bir kralcılar, cumhuriyetçiler, onlar bunlar, kilise orada bir yerinde, işte aristokrasi, işte burjuva sınıfı, alt sınıf, orta sınıf. Adam oturuyor bu kitabı yazıyor o dönemde. Yani gerçekten kolay iş değil. Hiç kolay değil. Zaten şöyle diyoruz. Diyorsun okurken. Daha doğrusu hani şu an konuşunca böyle diyoruz. Ya bu kadın 30 yaşında, 18 yaşında çocuk geldi diye. Hele ki kendi sınıfından değil bir soylusun. Hani baktığın zaman eşin mi kötü davranıyor? Yok. Hani başka bir durum mu var? Yok. Hı hı. Nasıl o zaman bu çocuğa aşık aşk olabilirsin? Şu an konuştuğumuzda böyle diyorsun ama kitabı okurken öyle olmuyor. Işte. Biraz o çünkü da bütün o analiz onlar, süreçlerini görmüş tabii. oluyoruz. Ama bir de şöyle bir şey vardı hatırlıyorsan. İlk etapta e, Julian gitmek istemiyor. Ben diyor uçaklarla falan yemek yemem diyor. Hani ha doğru. Onlarla yemek yiyeceğim diyor. Her şeyden vazgeçerim daha iyi diyor. Beni zorlayacaksanız da diyor ölürüm diyor babasına hatta. Ve daha sonra işte Hı -hı. babası da diyor ki işte işte belediye başkanına hani bak bizim çocuk nerede yemek yiyecek öyle hani o da diyor ki bizim masamızda falan yemek yiyecek. Hani ona hizmetçi gibi davranılmayacak gibi bir söz alıyor. Hani böyle de bir gururlu doğru. gururu var yani. Bunu da orada hemen hatırlatalım. Doğru doğru burası da anlatmaya değerdi haklısın. Hı -hı. Yani resmen uçaklardan kendini üstün gördüğünü orada zaten çok net belli ediyor. Yani o sınıftan değilim hissettirmeye çalışıyor. Hı hı. Ee, bir ara şey oluyor e, Yanlışlıkla el, eline değiyor. Hatırladın mı? Öyle. Evet evet. Şok. Sonra Julian tutuyor aynen tutuyor elini. Orada işte orada aşkları zaten başlıyor aynen, yani öyle Direkt öyleyse. başlıyor yani şimdi bunu onlar bunlar oldu hı hı. demeye gerek yok direkt. madamınki bayağı temiz saf bir aşk ama yani bizim Julian daha bizim çok Julian şey. Bizim Julian fena ya. Yani. Hırs, intikam. Çünkü ben bu kadını ayartırsam belki rahat yükselirim falan hani e o he. tür şeylerde. Hatta benimle alay eden adamın işte karısını kandırabildim diye evet, evet. o şekilde seviniyor tabii, yani. Motivasyonu o. Tabii kesinlikle öyle saf aşk beslemiyor yani. Bence de ben de onu gördüm. Yok yok. Yani bak işte alt, Alttan yani. gelen bir kişi bak üstten gelen bir işte hatta belediye başkanının karısını ayartabiliyor işte ee, ...bu bizim şeyimiz... E, ...Julian böyle başlıyor işe... ...ama karşı taraftaki evet, kadın... Evet. Yani ...BD Başkanı'nın karısı... ...tamamen saf aşkla... E, ...Julian'a kendini açıyor... ...ve ama bir de Hı -hı. şöyle bir şey var... ...şimdi bizim bu Julian aslında... ...hani bu e, rahipliği falan seçti ama... ...aslında hani hatırlıyorsan... ...sürekli Napolyon'la da bahsediyor... ...işte elinde kılıç sürekli... ...savaşlara evet. gidiyorum bilmem ne... ...hani bir yandan da işte... ...işin kırmızı kısmı burada... Siyah kısmı işte bu rahiplikte bahsettiğimiz şey kitabın evet, içerisinde evet. çok fazla var. şeyi O ikilem. Şeyi hatırlıyor musun? Ee, bu Napolyon e, fotoğrafını minderinin evet yani ya. yastığının içinde saklıyor ya. Çok iyi. Aynen. E, sonra şey duyuyor. E, bütün minderlerin e, yüzleri değişecekmiş diye şeyi duyuyor. Kendi ama oraya girebilecek durumda değil. Hemen şeye söylüyor madama. Madama söylüyor. Ne olur diyor benim diyor. ...yastığımın içinden aynen bir kutu var. O kutuyu al bana getir. Sakın içine, i̇çine bakma, bakma diyor. <laughs> Adam da sanıyor ki içinde başka bir kadının fotoğrafı aynen. var. Halbuki Napolyonun. Aynen yani. öyle. <laughs> zaten ama tabii başka sonra yakıyor fotoğraf kimse görmeden. Başka hepiniz. bir kadının olsa daha iyi. Yani çünkü Napolyon olduğu için direkt büyük ihtimal evet. o çünkü o restorasyon döneminde anlattığı için o kitap sıkıntıya girecek yani öbür türlü. başka bir kadın olsa zaten BD başkanı ya da diğer hizmetçiler de yakalasa hiçbir sıkıntı yok. Sadece e, belediye Hı -hı. başkanı karısıyla sıkıntı yaşar ama Napolyon yakalanırsa herkesin sıkıntı var. <laughs> Aynı. E, hatta şey işi baya e, lakayıkla vurmaya başlıyor ya işte. Dalga geçiyor. Adam ya. belediye başkanı oradayken masanın altından falan elini tabii, tutmaya tabii, çalışıyor kadın. Dalga geçiyor ya. Sonra e, şey diyor. Ben diyor işte senin gözünün önünde karın elinden tutayım da bak bakayım alay etmek nasıl oluyormuş tabii bundan, falan tabii diyor tabii içinden bunların ya. Bunların hepsini işte <laughs> içsel konuşmayla veriyor yazar bize. Hani psikolojik ha, Buralarda yani. şey diyorsun lan bu lan baya kötü lan bu çocuk tabii, falan tabii, diyorsun. Tabii 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 yani onu hissediyorsun. Ama zaten şeydi bak e, mesela bu sofraya oturtuldu ya mesela şimdi hatta kendisi kitapta çok şunu işte kibar alemi, kibar çevresi yani üst sınıfı böyle biraz evet, telaffuz evet. ediyorlar. İşte hatta bunu hatırlıyorsan sofranın en ucuna oturtuyorlar. Hani böyle biraz daha uzağa Hı -hı. oturtuyorlar. İşte o da bunları zaten çok zeki olduğu için anlıyor yani. Belki de diyor işte benim kinim yani bana karşı olan yani alt sınıfa karşı olan e, kişilere böyle davranıyorlar ve onun daha da kini ve nefreti artıyor aslında. Yani sofranın ucuna dahi oturtulsa sürekli içten pazarlı dediği gibi iki yüzlü davranıyor sürekli. hani Ama çocukları seviyor. Hı -hı. yani Onlara eğitimini kesinlikle Aksatmıyor onu da söyleyelim yani. Zaten çok da iyi eğitim verdiği için e, şey oluyor yani. Hiçbir şey diyemiyorlar parasını arttırıyorlar tamam al tamam diyorlar. Tabii yani. ki de. Aman sakın öbür adamın yanına gitme de ne yaparsan yap falan diyor Hı -hı. ya. E, bir ara e, burada şey tekrar bir kararını göreceğiz Julian'ın. E, bir ara bunun oduncu arkadaşı var ya. Hmm, fok Hatırlıyor musun? Fuki fuki. E, fuki fuki. Fuki evet dağda yaşıyor tek Aynen. başına. Ee, tek tek ha -ha. Onun yanına gidiyor. Fuki buna diyor ki, benim diyor işler acayip açıldı. Sen benim yanıma gel. Yani orada kazandığını çok çok fazlasını beraber odunculuk yapalım kazanalım diyor. Hı -hı. Yani çok bir iş de yok diyor hani benim muhasebemi falan bakarsın acayip para kazanırız diyor. Bak burada kabul etmiyor Julian. Hani The... çünkü öyle bir iş istemiyor. Çünkü... bunun gözü çok çok yükseklerdi. Işte, çok yüksek. Yani. Şey. Zengin olmak istemiyor. Bu soylu şey zenginin olmak istiyor. Çok yüksek olmak istiyor. Kibar alemine girmek istiyor. <laughs> yani aslında oradan <laughs> evet, odunculuktan kazanacağı parayla gayet çok rahat bir yaşam sürebilir. Fakat onu da istemiyor. Çok köy zengini olurdu Aynen. yani. İstemiyor yani adam. Kesinlikle istemiyor. Hı -hı. Hatta şey vardı hatırlıyor musun? Böyle aşkları işte. Ee, bu ha. evde işte mürebbelik yaparken kitapları başkalarının adına falan alıyorlardı. Hani bizim adımız belli olmasın diye. Hmm. Yani o o şeyler de çok doğru, o, dön doğru, işte, doğru, o, o dönemi yansıtıyor işte. O yüzden bence çok iyi ya. Yani direkt adam yazmış. Ya o dönemde tabii her kitap okuyamıyorsun. Başka bir takma isimle falan kitap Hı -hı. alıyorlar eve. Hatta bunu ayartıyor yani ev sahibini falan. Hani diyor siz diyor soylusunuz bu kitapları evet. diyor başkasının ismiyle alalım. Sonra ileride başınıza iş açar gibisini. Hani o kısımlar da var. Sadece Hı -hı. işte onun elini tuttu. Bu benim işte e, aşık olduğu kısmı tabii ki de önemli. Fakat asıl e, romanın içerisindeki bölümlerde e, böyle olaylar hmm. da var. Hani bu tarz işte kırmızı ve siyah ayrımı, Napolyon o dönemin işte zaten diğer insanlar arasındaki çekişmeler, ihanet, hani hepsi var. Hani belediye başkanı diğer rakipleri var. işte onların üst sınıfta daha da rakipleri var. Onun üstü var, onu tutuyor. Onun üstü var, bunu tutuyor. Yani tamamen o keştiğin içerisindeki zaten bir roman. Zaten bir tiksiniyor <laughs> ya. Bir tiksiniyor, evet, tiksiniyor ya tiksiniyor. ya bunlar ne namussuz şey adamlarmış falan diyor ama hal onlar gibi olmak istiyor sürekli hatta ee... onlar gibi ol Hı -hı. Aha, sen ona şey, tanıt, şey şey başka, başka konuya yok, yok, şey basitçe yani sürekli ele tek öpmek zorunda herkes yani o yüzden Hı -hı. işte biraz tiksiniyor doğru şey en çok yaklaştığı hani mutlu olduğu ana en çok yaklaştığı şey vardı. Geçit töreni var ya kral evet, gelecek. diye evet. kasabadan Buna geçecek falan veriyorlar. Ne? At veriyorlar. Hı hı. O orada bak yine iki, iki iki şeyi birden yaşıyor. Buna kralı karşılayacak hı. olan muhafızlar da yer ayırtıyor. adam. Ne yapıyor? Halk da bayağı tepi gösteriyor. Attırdı Evet. Sen zaten halksın diyor ki işte bu halktan bu adamın burada ne işi var falan diyorlar. <laughs> sen de halksın zaten. aslında şöyle bir şey var. Sen <laughs> var kendi sınıfını destekliyor. Adam aslında onun içerisindeki bu yükselme hırsının farkında. Yani o Evet ya adam gerçekten. O yüzden zaten bunu yapıyor. Bununla çok mutlu olacağını bildiği için. Yani o kadın gerçekten Hı -hı. hani saf aşk yani tamamen kalbiyle bağlı ve şey hiç e, Julian aslında iyi tanıyor. Evet, bir de şey vardı ya bunlar böyle konuşuyorlar mesela bir ağlayı veriyorlar falan böyle karşılıklı. Ya <laughs> ya oralar çok güzel. İşte göz da sel oldu falan. Hemen ağlayı veriyorlar. Seviyorsun, sevmiyorsun. Aynen. Sen beni sevmiyorsun. Öyle çok Aynen. şey var. Aynen. Burada işte e, muhafız kostümünü giyiyor, Atana biniyor. Kralı karşılıyor bayağı oralar. Oralarda mest oluyor Tabii. zaten. Ama düşüyor sonra hatta. Pe peşinden e, kralı kiliseye götürülecek kral. E, bunun ait olduğu rahip çok yaşlı olduğu için rahip şölen var ya onu da tabi en şey olarak prestijli Çok yaşlı olarak olduğu için e, yani ihtiyar heyeti gibi bir şeyde de Julia'nın rahibi şey yani Julia'nın ne öğretmeni diyeyim hani rahip Hı -hı. öğretmeni. İhtiyar heyeti gibi bir şeyde olduğu için kralı en yakın yerde duruyor. E, Julian da onun hemen arkasında. E, yanındaki çocuk o da onunla beraber gittiği için yani hem geçit töreninde hem de din alanında o törende acayip önemli kişilerle tanışmıştı işte fırsatına tabii, erişiyor. Bayağı tabii. orada psikopos falan da tanıyor ya. Senin dedi yani yine hem askeriye hem din dini alanda aşırı i̇şte ilerliyor Senin dediğin yani. gibi en mutlu, yani mutluluğu çok yaklaştığı an aslında böyle oluyor. Yani o dönemde o dönemin Aha. en e, ünlü simalarıyla hem kilise anlamında hem askeri anlamda beraber. Tabii arkada bir kişilik fakat onlarla aynı ortamda. Evet. Hatta ilerleyen bölümlerde bir gizli toplantıya gitmişti ya bu. Hani o, da, o o zaman içinde de böyle değişikti yani. Yani resmen o dönemin en iyi <laughs> evet, 12 evet. ileri gelen adamı ve onların içerisinde bu. Ha tabii kenarda bir insan olarak fakat bayağı, yani onun için Baya darbe tabii, planının e, içine masasına yani oturmuş için, yani tutanak aslında tutacağım onun için diye. Çok zor şeyler bunlar o dönemde. Ama hepsine bak aslında geleceğiz. Hı -hı. Biz de geliyoruz zaten yavaş yavaş. E, yavaş yavaş geliyoruz. Burada e, Madam'ın küçük çocuğu hastalanınca şey diye düşünüyor. Ben işte böyle bir günah işledim. Orada işte bayağı zina var yani. <laughs> tabii düşünüyor. tabii. Böyle bir günah işlediğimiz için cezalandırılacak. Evet. Yani Tanrı beni tabi böyle cezalandırıyor epey, diyor. Ha, evet, epey araları bozuluyor. O sırada da şey var işte Elisa gidiyor bunu e, düşmanlarına yani Valeno. Bu Darül Aceze var ya düşkünler <laughs> evi müdürü. Aciz <laughs> hani insanlar için. Ha, onun şeyi var işte Valenot dediğimiz adam düşkünler evi müdürü. Ona gidiyor, aslında söylüyor. E, Julianla şey, diyor. Belediye başkanının karısının ilişkisi yani, var, anlatıyor rakip bayağı. Rakip aslında yani aile olarak belediye başkanına. <gülüyor> <gülüyor> İlk anlattığımız rakip şimdi ben, bu adam işte. Sadece ben, ne iş yaptığını söylemiş. Ben söylüyor. sana Hiç... şunu söyleyeceğim şimdi ve sana şunu soracağım. Zaten senin e, kendi alanın. Evet. Şimdi burada mesela e, yasak aşk yaşadığı için çocuğunun hastalığını psikolojik olarak buna yoruyor. Bu, bu nasıl bir değil mi Çok iyi hmm. bir psikolojik analiz değil mi kitap için? Ya, tamam zaten. Bunu hayat ha, hala işte, da o var ki bunu parano yani biraz paranoyak e, şey evet. diyoruz. Hani paranoya düşünceler. Şu an hala var. Mesela ben kötü bir şey yaptım. Ne bileyim deprem benim yüzümden oldu. Böyle düşünen var hep sana belki milyon Hat insan vardır hatta yani. biz bile hani ben kendi açımdan bazı şeyleri bazen yorabiliyorum. Yani ben böyle yaptığım için böyle oldu. Yani benim demek istediğim bu tabii herkesin bildiği bir şey fakat bu o dönemde yazılmış bu tarz kitapların içerisinde birincisi, yani psikoloji anlamında ilk psikolojik Heh. kitap okuyorum biz şu an. İlk, ilk ama kitap. amatörce değil işte, çok iyi. O yüzden de Ha çok yok iyi. yok tabi ilk diye kötü olacak bir şey. de şöyle bir şey var. <laughs> çok iyi ee, çok şimdi iyi. Şimdi bu gerçekten. adam neden psikolojiye bu kadar bağlanmış ya, yani neden bu kadar özen göstermiş? Evet. Bunun sebebi benim diyor annem öldü. Yani ben tabii kendi dilimle anlatıyorum da düşüncelerini yansıtarak anlatıyorum. Benim annem vefat etti ve bak Aha. bunu neye yoruyor bu? Babasına yoruyor. İşte bunların biraz babasının, teyzesinin, dedesinin, annesinin ruh analizlerini yapmak istiyor sürekli. İşte onlar şöyle bir insan, ben böyle bir insanım. Zaten küçüklüğünden hmm. böyle süre gelmiş bir şey bu. Ve zaten bak bunu psikolojik olarak kitaplarına yansıtmış tamamen. Yani tamamen yaşantısını kitaba dökmüş. Bu yüzden psikolojiye biraz önem veriyor. Yani ruh, yani annesinin babasının o ruh hallerini anlayabilmek için sürekli. Sürekli bunun üzerine kafa yormuş adam. Küçük yaştan beri. İşte o yüzden hani bu, işte şu yüzden, işte çocuğum bunun yüzden hasta oldu. Ben bu yüzden böyle oldum. Bunu kendi ana karakter üzerinden değil de içerideki başka bir karakter üzerinden veriyor. Fakat veriyor yani kitapta. O yüzden önemliydi yani. Yo çok güzel Hı. veriyor evet. Yani bu... Valenot artık. Belediye başkanının karısının durumunu öğreniyor ve isimsiz bir mektup yazıyor belediye başkanına. Yani olayları anlatan. Burada tabi olaylar öğreniliyor ve herkesin artık bildiği bir şey haline geliyor bunların ilişkisi. Şimdi bir saniye. Ve şey Şimdi hemen burada bir soru soracağım. Şimdi yazar bunları bize yani burada anlatıyor. Şimdi şöyle bir şey Aynen. hemen yani belediye başkanına işte karın senin işte mürebbiye anne işte aldatıyor gibisinde bir mektup alıyor. Şimdi ben şunu Aynen. soruyorum biz dinleyenlere, ne yaparsınız mesela? Şimdi bu karakter işte psikolojik roman dediğimiz şey bu, ha, adamın güzel neler <laughs> heh, adamın neler yaptığını nedenleriyle beraber bize söylüyor. Ha sen öyle yaparsın yapmazsın ama adam kendi sebepleriyle e, yaptığı davranışı anlatıyor. İşte bu kitap böyle bir kitap. Evet. Hani tam Şimdi kitabı hemen kitabı neler yaparsınız herkes hem Aynen. fikir olacak zaten. Şimdi e, tabii eğer ki. eşinize çok güveniyorsanız, tamam diyelim. E, ve eşinize şey diyorsa e, sonuçta mektup isimsiz bir mektup olduğu için o dönemlerde Biz... de iftira atmalı tabii çok var. E, ne yaparsın? E, eşine çok güveniyorsan e, bu bir iftiradır diye düşünür ama her ihtimale karşı da evdeki o çocuğu genci başka yere gönderirsin, değil mi? Yani sonuçta onu da yaparsın yani. Artık tabii. isim çıkmış çünkü. Hı hı. Aynen. Kitapta da bu şekilde oluyor. <laughs> ya hayır şey yani çünkü orada iftira atılıyor diyor. Orada zaten adam belediye başkanı, bir sürü düşmana illaki var. Evet. E, ve e, şimdi şöyle de düşünebiliyor adam ama gitgellerini bize yansıtıyor. İşte bu adam çıkıp vurmayı bile düşünüyor. Ama sonra kendi itibarını ha, tabii, tabii düşünüyor. Olur, tabii. Hani bu, hani hmm. o yüzden bu kitabın önemini işte daha da vuracağımız yer burası. Artık yani. onları zaten anlatmayarak geçiyorum çünkü adam bir davranışa yapacaksa onu belki 15-20 sayfa e, öyle yapsam nasıl olur, böyle yapsam nasıl herkesin kendi başına düşündüğü nasıl bir davranış yaparken biz öyle düşünüyorsak yani herkes aynı bir şekilde şey bir şey buluyor kitapta yani da kitapta da o şekilde düşünüyor karakterler. Herkes bir şey buluyor. O yüzden buluyor davranışı bunu. yaptığı zaman davranışı yaptığı zaman şey oluruz bizde. Ha tamam aynen. falan oluyoruz. yani. Hı -hı. yani ha, evet bak şimdi iyi yapmışın gibisine. Ha, tamam bir kurgu evet, ileride öyle. ne olacağı da bellidir fakat ya bu hiç yapmacık değil. O yüzden ben kitabı çok sevdim. Hani davranışların hiçbir yapmacık değil. Hani ileride ne olacağı kestirilir de şimdiden böyle yaparsın ya. Gerçekten ileride de kestiremiyorsun ne olacağını. Yazar onu vermiyor direkt. Ama e, yaptığı davranışa sonra diyorsun ki ha ulan harbiden aferin lan sana iyi ki bunu yapmışsın diyebiliyorsun yani. Aynen. E, bunlar da öyle yapıyor tabi Şeye gönderiyorlar ya din okuluna. Hı, -hı. Hatta bu zaten din e... okuluna da gitmek istiyordu o zaman için. Çünkü artık artık bu Hı -hı. siyahı seçti. Orada yükselmek istiyor. Hı. O yüzden sen bir, bir birkaç sene evden uzak dur diye e, Julian'ı bir din okuluna yazdırıyorlar baya, e, başka uzak bir kasabada. Hem de dedikoduların önüne geçelim falan diye. Bak şimdi burada e, şeyi de çok güzel veriyor yazar. E, din okuluna girdiği zaman Paris orada artık bir koca bölüm Paris'teydi. Ha. Aynen Paris'in bir işte kenar kasabası mı? Besançon var ya. Hı hı. Orada papaz oku, okuluna girdiği andan itibaren biz de bir e, klostrofobi hisine kaplıyoruz onu. Fark evet ettim ya. ya, evet doğru söylüyorsunuz. Hiç abi. o aydınlık bahçeler, e, yemekler falan, onları geçiyoruz artık. Papaz okulunun olduğu bölümlerde baya böyle basık, havasız, resm o hissiyatı çok iyi vermiş O şimdi gözün önünde canlandır evet, papaz okulun sahnelerini. Evet, zaten hakikaten çok bunaltıcı sahne. şeydi. Papaz okulundaki onu karşılayan insanın karakteri ve dış görünüşünden tutun da. Evet. Oradaki yani o Ruhban okulundaki ders veren rahiplerin işte müdürü mü diyeyim, baş rahibi mi diyeyim onun karşısında Aha, adam titriyor yani Pirar'ın karşısında. Hani evet. resmen korkuyor. Yani şey kaşlarının bak şu an resmen kaşlarının Hadi. çatıklığı gözümün önünde adamın. Yani <laughs> işte bak fiziksel yapılan bir yolculuğu başka yere gidiyor ama zihin içerisinde de yine bir yolculuk gibi anlatıyor Doğru. İşte orası Doğru. güzel. Işte gerçekten Kaliteli yazar yani. Bir de şöyle bir şey, ilk etapta kiliseyi bize böyle veren yazar, yani o dönemi böyle anlatan yazar, <laughs> e, o kasabayı da nasıl anlatıyor ama değil mi? Hani işte kalelerini, işte surlarını, doğasını, ormanlarını bize gayet güzel bir şekilde evet evet anlatıyor. Hani sadece psikoloji var, içinde o yok yani. Güzel tahliller de var. Tabii bir Austen <laughs> değil ama onun onun, <laughs> onun da onun, onun, onun bir doğal sevgi. Bak şimdi şey aklıma geldi. Ko Koşa arada Papa varken... papaz okuluna girmeden kişiyi hatırlıyor musun? Ee, bir bara gidiyor. Ha, evet. Orada bir, e, bir şey var. Kasiyer bir kız hemen var. Onunla flörtleşiyor. Yani. Hemen 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 <laughs> hemen. Ama şey şey işte artık yani yakışıklılığının, şeylerinin çok farkında ya. Tabii. Kadın hakikaten ne şey yapıyor yani? Ayartıyor baştan bayağı baştan çıkarıyor konuşmasıyla yakışıklılığıyla. Ama sonra papaz okuluna giriyor. Senin dediğin gibi müdürün çirkinliğini görünce bayılıyor ya hatta düşüyor şey evet bayılıyor. Evet ya gerçekten. <laughs> bu da şey değil mi standal standal sendromunun tam tersi. Aynı. <laughs> <laughs> Çirkinliğe karşı bayılmak Doğru. Ya aslında bu kadar. Şu da aklıma geldi bak şimdi. Ee, şimdi bunun hep başarısız aşk serüvenleri var ya. Hatta başarısızlıktan Hı -hı. kastım çok açmadım ama şöyle yani. E hatta, hatta unutamadığı aşkı falan var 11-12 yıl boyunca beraber işte ayrılıyor bir tekrar birleşiyorlar falan hani gel gidelim diyor birisine kimse bununla gelmiyor daha sonra zaten bunun yaşı geçtikçe bu çirkinleşiyor antallaşıyor karakter olarak gerçek hayatında bak evet. burada da tam tersi girdiği ortamda tak en iyisi bu hani böyle bir şey Ama de var yani çok zeki ya yani Hı -hı. çok zeki onu Çekil, şey yapmış yani. biraz yazar da tabii aşkını da vermiş yani orada Hani bak bu gerçek hmm. hayatta yaşayamadım ama bak romandaki karakterlerin gayet güzel aşklar <laughs> yaşıyor demiş yani. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Ee, bu papaz okulundayken madem buna mektuplar yazıyor ama tabii papaz okuluna mektup geçer mi? Hepsini müdür okuyor. Hmm. Ee, müdür okuyor çöpe atıyor. Ama müdür şey okuyor da yani içlerini. Müdür okudukça biz de görüyoruz ee, madem aslında kendini sofuluğa vermiş. Tabii, tabii. Ee, i̇şte senden artık böyle günahlar işlemeyeceğim senden ayrılıyorum falan diye yazıyor mektuplarda öyle yazıyor. Tabii yazmış O tamamen yani. kendini dine vermiş. Tabii onun da Hı -hı. orası önemli bak. Yani o kadar her ee, şeyi yaptı. Biz Julian ama yaşadığı... dine okulunda da iki, iki yüzlülük yapıyor ya bu. Çünkü tam böyle körü körüne bir inancı yok yani. Ya işte yükselmeye yükselme bayağı düşünen muhakeme eden bir kırmızı insan. Kırmızı ve siyah arasından siyahı seçti. Orada iki yüzlüne devam ediyor. Bu ben diyor yükseleceğim evet. mi diyor. Ne yaparsam yapayım. Ama zaten bunu sevmiyorlar orada bile hatırlıyorsan. Herkes bunu dışlıyor falan yok, yani. Yok yok buna bayağı şey diyorlar. Sen Voltairecisin diyorlar. Aa, ama <laughs> ama nasıl Voltaire'ı övüyor bu sefer? Normalde like, Voltaire'ı <laughs> o kadar çok e, romanlarda çok öven insanlar ben görmedim <laughs> yazarlar. Bu tam tersi. Voltaire'dan alıntı falan yapıyor yani. Ama sefer. çünkü çünkü adam zaten... diğer okuduklarımız bayağı katolik yazarlardı Tabii. hani yazarlardı. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> bizim Stendhal tabi bir yazı olduğu için Agnostic. Voltaire övmesi normal. Agnostik aynen. Yani bunu da aynen ne Voltaire de öyle zaten. Voltaire'in tanrı inancı çıkıyor. Yani... yani dinleri reddeden bir inancı var. Hı, Hı Ya işte bak bu dediğim gibi hani bu kitap 1830'da yazılmış. Adamlar tak 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 söylüyor abi. Ya yani bu açıdan da hani ne düşünürse düşünsün o dönem için yansıtmış. Benim için o çok büyük bir cesaret ve güzel bir değerlendirme. Onun açısından çok artı Hı -hı. şeyler yani. Evet. Buna şey veriyorlar ya kilise e, süsleme görevi evet hani ya, dışarıda nasıl? kiliseyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Onu da çok iyi yapıyor. Ama kiliseyi süslerken işte birinin geldiğini görüyor, birine benzetiyor falan. Bir bakıyor madam hani Şok. onun olduğu kasabaya gelip dua et e, kiliseye girip dua ediyormuş. Madam da bunu e, görüyor, Julian'ı görüyor, bayılıyor. Bayılıyor aynen. Also. O sırada arkadaşı şey diyor. E, hani Dervil var ya. Hı uh -huh. Madam'ın arkadaşı. Hı uh -huh. İşte sen diyor kadını mahvettin, senden önce o çok mutluydu. Bak şimdi ne halde falan. Ama bayağı kovuyor. Zaten o o dönemde de şüphelenmişti zaten bu arkadaşı. Evet evet. Onun zaten biliniyor artık Tabii yani. o, tabii canım artık biliniyor. Ama o ilk en başta Bunu bir şüphelenmişti. Bu bayağı kovuyor işte. Hı -hı. hı hı. Ama onun yanında yapıyorlardı zaten. Tabii yani. tabii. Bunlar da. <laughs> bu papaz okulunda birden e yükselmeye başlıyor işte zekasıyla dersleriyle falan. İşte bir de şeyden Terfi dolayı ediyorlar. bir de şeyden dolayı. Hani bu süslemeye gidiyor ya kiliseyi. O dönem için işte böyle Hı -hı. çok tehlikeli bir yere falan çok güzel bir şekilde bayrak asıyor. Hani o döneme kadar ha, doğru doğru süslenmiş en iyi kilise yani en güzel şekilde süslenmiş bu sene falan diye o dönemin işte oradaki e, psikozuna neydi o psikopozuna götürüyorlar. Aynen. Adge Adge psikoposu. O şey diyor vay be ne güzel olmuş bu seni falan deyince ona kitap hediye ediyor. Julian baya yüksel, tam bu yükselmeye Yani ama şey sözlü mülakata giriyor ya bu. He, ona düşük veriyorlar. Mülakatta buna şey soruyorlar. Bu eski ta Latin şairleri soruyorlar. Antik Yunan şairlerini soruyorlar. Bu tabi biliyor ama bilmesi iyi bir şey değil. Çünkü onlar inançsız şairler. Aynen yani. öyle. Bilerek tuzağa düşüyorlar. Sen aslında. niye böyle ha sen nereden biliyorsun bu şairleri falan diye buna bu tuzak yapıyorlar. <laughs> Şey ver... Kaçtı? 119. mu olmuştu? Tabii. 123 müydü? 130, öyle sonlarda bir şey yani. Yani hani sıfır veriyor diyeyim işte. Öyle bir şey yani puanla. Yani birinci olacak kapasitedeyken sıfır veriyor. Hatta bunu şey... Evet. Hani, hani bak bu psikoposla karşılaştığında nasıl onların muhakemesini yapıyor içinden hatırlıyorsun değil mi? Hani bize orayı veriyor evet, işte. Evet Bunu böyle söylemeliyim, böyle davranmalıyım. İşte Burlar beni çok etkiliyor. Yani ben çok beğendim. Ama, evet evet. Ya yapıyor olmasına rağmen tuzağa düşüyor ya. Tabii evet. çünkü karşıda da psikopos var ya. Yani. Ama, ama bir mektup geliyor e, bizimkine. Mektupta şey var isimsiz yine. Diyor ki sen diyor Latin yazarları başarıyla incelemeye devam et. E, ben senin destekçinim falan diye. İçine de para İçine koymuş. İçine de para var tabii tabii. tabii. Aynen. Asıl her Bizim şey Gönderen, Bu... Sonradan bakıyoruz. De... Marquis Lamol. Aynen Delamol. Delamol. aynı. Marki Delamol. Aynen. Buradaki D harfi şimdi yazar çevirinin notu vardı ya soyluların isimlerinin önüne konulan ekmiş. D. Yüleyen'e de koyuyorlar. Aha. Yalan seviniyor. Aa, tabii ama bak ben bilmiyordum mesela. Yani bu işte bu kitapları ben de bilmiyordum. Sonra öğreniyoruz. Şimdi çevirinin hani bu iletişim yanından okuduk. Onu da hemen söyleyelim. Mükte mükemmel Aha. yani. Başka iletişim diyorum. Başka bir şey demiyorum. Gerçekten <laughs> şey notları ön söz, son söz sana kitabı her anlamıyla Anlamanı sağlıyor ya gerçekten. Çevirisi, kitap tasarımı, renkleri. Aynen. Harika. Sadece benim tek sadece benim tek eksik gördüğüm şey, kenarına not, al not alıyoruz ya, ya çok yer yok kenarında anladın mı? <laughs> yazı yazmak e için. bir de çok küçük yazıyorsunuz <laughs> abi. Biraz daha şey olsun. vallahi gözüm bozulacak. Evet ya. her şey çok iyi. Birazcık daha hani belki bir, biraz daha büyük olabilir yani. Evet evet. <laughs> şey de var ya bak mesela normal yazıları da hani nispeten küçük. Diğer İtaki'ye göre mesela tabii, çok küçük. Tabii. Puntosu. Ama bir de mektubu mektubu da veriyor küçük, ya daha da küçük, kitapta. Küçük, ince. Aman o daha da küçük yani. Böyle altı punto falan okunmuyor. <laughs> Ama tabii bu şey, çok iyi. okuyacaksın neredeyse. Peki şeye ne diyorsun? Yazarın her şimdi yazarım kitap iki kısımdan oluşuyor, yanlış hatırlamıyorsam iki kısım mıydı? Evet, iki, iki aynen iki bölüm iki He, cilt iki ciltten oluşuyor ve her cilt bölümlere ayrılmış. Mesela birinci cilt 30 bölüm, ikinci cilt 35 bölüm. Daha ve doğru da iyi hatırlattın. Her bölümün önünde e, yani giriş kısmında. epigraf var. Aynen o dönem yani o bölümle alakalı e, bir dörtlük gibi bir şey var yani mesela sallıyorum ikinci bölümün birinci kısmında işte güzel değil yüzünde hiç allık yok gibi bir alıntı var mesela. Hani bunun içeride bununla Eski ilgili. Eski şairlerden Aha. çok meşhur. Bununla ilgili. Şiirlerden. Aha. Bununla ilgili içerisindeki kısmı zaten alıyorsun okuyunca o bölümü. Hani bir bölümde en fazla 10 sayfa falandır. Yani bu bana şunu Hı -hı. şunu gösteriyor. Bu adam gerçekten hakim. Okumuş yoksa bu alıntıları nereden verecek abi? 70 küsur tane alıntı var farklı farklı kişilerden neredeyse hepsi. Abi ben bir yerde bir şey okudum doğru mu bilmiyorum. E, bu alıntıların çoğunu e, o yazarların aracılığıyla yani kendi yazmış aslında alıntıları. Hmm. Ama o yazarlardan yazdım gibi söylediği söyleniyor. Bak şimdi işte ben hmm. yazının yalancısıyım. Tabii o da olabilir. Belli de olmaz. Kontrol etme de şansım yok yani ne nasıl açayım da bakayım şimdi. Tabii ki de ama böyle bir durum var yani ilk etapta tabii biz bunu tahmin edemeyiz. Ee, ama böyle bir de durum var yani işte yok Şiller'den alıyor yok işte yok yok doğru değildir belki ama isimsiz, çünkü ha, isimsiz çok bir güzeldi. yazı yani o onlar da güzel yani onu da söylemek istedim evet hatta bir tane kısım vardı hatırlıyor musun İşte senin suyun beni serinletmedi dedi susayan dev yazık Diyarbakır'ın en serin kuyusu bu Pelliko diye biri yazmış mesela ha, aynen sana <laughs> diğer bekledi <diye>. hani <laughs> böyle bir yerler de var yani var var evet Zaten hemen e, şeyde filmde Türk adı geçince falan gibi şey, şey oluyoruz hemen, yani al, öyle şeyler. Hemen gelmiş. bir şey altta Türkiye. <laughs> <laughs> aynen aynen. Şimdi bu mektubu yazan Marki Dölamol dedik. E, bu oranın müdürüyle yakın arkadaş olan. Daha doğrusu oranın papaz müdürü demiş ya çirkin diye. Hı hı. Onunla yakın bir arkadaş bu. O gelip gelip e, Julian'ı anlatınca bu adam Julian'ın hoşuna gidiyor. O yüzden Julianı çağırıyor ve ona kağıt bir işi veriyor. Şimdi biraz daha şey geçeyim. Hı -hı. Yani diyor ki sen diyor bırak papaz okulunu gel benim yanımda kağıt Benim da, elim, e, elim ayağım oluyor yani. Diyor. Ha elim ayağım o ben şimdi o kadar mektubu yazamıyorum. Sen şimdi benim tarzımı ne söyleyeceklerimi öğreneceksin zamanla. Benim adıma mektuplar yazacaksın diyor yani. Kısaca hemen katiplik. şimdi hemen buraya bir parantez açayım ben. Yani bu gerçek Hı -hı. o dönemin aslında Stendhal yaşadığı zamanda Paris. Fransa'nın değil aslında dünyanın başkenti. Ee, zaten hani çoğu şey Paris'te yaşanıyor. İşte ihtilal oluyor, devrimler oluyor, işte tekrar cumhuriyetçiler falan filan. Yani aslında bizim Julien de e, bu Paris sahnesinde çoğu şeyini geçiriyor. Yani burada görüyor. Evet, burada işte Paris bayağı e, Markin'in yanına, Paris'in göbeğine. Tabii iletiyor. yani tamamen Paris'in içine giriyor ve bu nereden geldi? Çok düşük bir sınıftan, e, taşradan, bir köyden kendisine engel olarak düşündüğü taşlardan Paris'in göbeğine yerleşiyor ve aslında burada karşılaştığı durumları görüyoruz. Sürekli bir can sıkıntısı var ve bir alay var sürekli. İnsanlar hiç böyle fikir yani bir ortama giriyor ya mesela böyle çok iyi böyle part hı hı. işte partileme falan var. Hani çay kahve muhabbeti. Hiç kimse yeni bir cümle, evet. yeni bir fikir, hiçbir şey yok. Yeni bir fikir söylendi mi gerçekten herkes o fikir söylememiş gibi hiçbir şey söylemiyor. Herkes aynı şeyleri kukla gibi e, böyle bir kasete takarsın ya bantı. Aynı onun gibi herkes aynı şeyleri konuşuyor ve bunu bize veriyor ve bunu eleştiriyor. Yani soyluları aslında burada biraz küçük düşürüyor. Yani e, tabii, siz tabii. tamam soylusunuz kibar alemindensiniz de siz bu muymuşsunuz gibisine böyle bir durumla da karşılaşıyor. Yani onları bir alaya alma ve kendisiyle can sıkıntısı bir hali de var. Hani bu temada gerçekten o dönemi yansıtan hı hı. bir tema. Ee, gerçekten hani hiç kimse bir ortama giriyorsun, yeni bir fikir yok. Bir ortama giriyorsun. Çünkü bu ikinci Restorasyon döneminde olduğu için hani Napolyon desen tak gitti kafan yani. Hani kimi insanlar da o yüzden de tabii konuşmuyorlar. Hani öyle bir Fransa'nın Paris'indeyiz. Onlarla haksızlık edemeyiz Tabii yani. ki hani o böyle bir Fransa'nın Paris'indeyiz yani. Onu da hemen o dönemi hı hı. o dönem için söyleyelim. Evet. Marki buna diyor gel Paris'e gel başla diyor işte. E, ee, Julian da Paris'e gitmeden önce madamı görmek istiyor. Evet ya. Şeyin e, belediye başkanının işi vardı ya aşk oldu. Sen o evine gidiyor. Sen, e, penceresine merdiveni dayıyor. Şey, şey vardı ya. şey, şey vardı yani? ya aynen aklıma şey geldi. Ramiz dayı. Son bir şarkı istiyorum kardeş. <laughs> hani tam <laughs> onun gibi hani, gel son son bir defa. Son bir göreyim <laughs> aynen, diyor. Son bir göreyim diyor. Baya e, gizlice zorla giriyor. Evet ya. Yani. Merdiven dayarak giriyor abi ya. Evet, adam bunu işte bir itecek ama yapma etme şöyle böyle saatlerce Tabii bir de ikna etmeye çalışıyor. İk, i̇kna da ediyor helal olsun. Tamam, çünkü yani. adam tövbe etmiş ya. Hani kendini dinlemesi zor <laughs> <olmuş gülüyor> evet, evet, ama ikna etmesi çok gel zor. Gel gör ki <gülüyor> yine <gülüyor> <gülüyor> ve, ve öyle bir şey ikna ediyor ki artık çünkü sabah da olmuş, geride inip çıkamaz. Yani o çok uzun sürdü. <laughs> Konuş oturmaları konuştukları. Madam buna diyor ki sen diyor e, şey, yatağın altına saklan. <laughs> Aynen ben etrafı bir kolaçan edeyim. Merdiveni te, odanın odanın evet. içine çekiyorlar. Hay bir bir gün daha kal diyor Aynen yani öyle. Bayağı yatan altında bekle. Ertesi geceye kadar kal diyor. E, sonra tabi Marki geliyor. Madam niye dışarı çıkmıyor diyor şey Marki diyorum belediye başkanı falan. Madam niye dışarı çıkmıyor diyorlar dışarıda işte merdiveni görülüyor. Eliza bunları görüyor falan. Bir sürü olay oluyor. E, Julian atlayıp kaçıyor. Arkasından iki kurşun. Evet, kurşun sıkıyor. E, yalnız kurşunu sıkan uşak. Aynen, çünkü bak. ona gıcık oluyor. Orada da vardı. <laughs> Tabii. Nasıl gıcık olmuş ama değil Aynen. mi? Uşaklara çünkü çok şey yapıyor. Aynen. Bir de ben sana şunu söyleyeceğim. Aynen. Şimdi Bizim bak Julian'ı az çok biz dinleyenler bu, bu saate kadar anlamıştır Julian'ın karakterini. Hı -hı. Ama hani e, madamın. Yatak odasında saklanırken yatağın altında, yani çocuklara da bir gidip bakıyor ya pencereden. Yani gerçekten ne yani orayı hmm. da vermiş yani şimdi. Sen evet evet. Yani, çocukları e, o pencerenin karşısına geçirdi aynen orada oynat öyle. onları bir görün yani yani, en azından yani onu da söyleyelim hakkını yemeyelim çocuğun. Çünkü onları gerçekten seviyordu hmm. yani. Doğru. Hmm. Evet Markinin yanına gidiyor. Ee, orada kağıt hmm. bile Markinin de çocukları var bir kız çocuğu var Matild bir de oğlu var Norbert onlarla bayağı iyi anlaşıyor hatırlarsın Tabii. sonra işte kahvede biriyle kavga ediyor Meğerse o değilmiş o adamın A araba Aynen, duello var ya bu duello adamı da yani. duello'ya çağırıyor yani ben şunu az kalsın ölüyordu hayat... yani hani öyle bir şey ki o sahne hani... hayatında sana söylemeyi unuttum bu daha 13-15 yaşında duello yapıyor bu Öyle bir tabi tabi Düello falan yani o dönem düello falan çıkmış daha 13-15 yaşlarında onu söylemeyi Vay unuttum be. bak ya düello şöyle bir şey hani bilmenler için söyleyelim sen şimdi birine e, aranız bozdu veya başka alacaklaracak e, mahkemeye gitmiyorsun adam'a diyorsun ki e, silahları çekelim düello yapacağız Hı -hı. yani ikimizden biri ölecek Hı -hı. öyle bir şey ve bunu kabul etmemek erkekli o aynı. kadar büyük bir e, aynen yani o, o, kadar kötü bir şey, şey ki kabul etmemek ki her rezil oluyorsun. O yüzden biri seni düelloya davet edince mecbur kabul ediyor. Ve gibi başka bir şey. Şahitlerin Burada huzurunda. Julian kahvede adamın arabacısıyla kavga etmesine rağmen adam Julian'ın düellosunu kabul ediyor. Tabii ediyoruz. değil mi? Ama adam şövalyeymiş tabii biraz da onun şeye <laughs> tabii. bak. Tabii. Aklıma şey geldi bak şimdi. Sonra omuzundan yaralanıyor şey. Julian az kalsın ölüyordu bak yani orada yok ya. Aklıma yer. şey geldi Nietzsche. Şu an çok alakasız ama Nietzsche'nin de düellosu var abi. <laughs> Abi hepsini var. Pushkin'in... Neyse anlatayım hadi. hadi neyse. <laughs> yani ilerleyen bölümlerde elbet bunların hayatlarına da geleceğiz. Nietzsche de hani üniversite zamanında <laughs> az zöylalara <da öğlelere> girmiyor. Öğlen <laughs> Nietzsche. E, Londra'ya... Her şey bunu bir e, Londra'da özel bir göreve gönderiyor. Marki. O da çok e, iyi değil mi ya? O özel görevi başardığı zaman... Çok iyi ya. Şey nişan veriyor. Nişan falan da yani veriyorlar. Bu, bayağı nişanı olan şey bir adam yani oldu yani. Bakın şimdi şöyle bir şey var. Ee, bu görev şimdi tam birazdan bahsedeceğiz de e, hiçbiri saçma değil anladın mı hani? Bir, bir kurgu gibi değil hiçbiri zaten. Bunu anladın değil mi sen de hani? Böyle şey gerçekten olabilir. Yani evet. bir toplantıdaki e, işte bir sürü sayfaları ezberlemesini istiyorlar özet şeklinde ve gidip bunu söylemesini istiyorlar hani bir mektup yakalatmamak adına çünkü gizli bir iş dönüyor yani hı hı. ve bu ezberi çok iyi olduğu için hatta bunu kanıtlamak için e, rastgele bir sayfanın bir sayfasını verip ezberlettiriyorlar hani ve cümlesi cümlesi noktası noktası her şeyi söylüyor. Yani gazet gazete ha, tabii, değil tabii, mi gazete gazeteyi. Yani o yüzden e, böyle 20 sayfalık 25 sayfalık bir yazıyı 4 sayfa özet çıkartıp işte bunu hepsini ezberleyip yani hiç kimse seni bilmiyor. Üzerinde kitap yok. Üzerinde mektup yok. Aklının içine de giremeyeceğine göre itiraf da etmeyeceğin. Buna hatta şey yapıyorlar. Gazete, güncel gazete. Çünkü daha önceden çalışmadığı da belli Hı -hı. olsun diye. Güncel, o günkü gazeteyi veriyorlar. Al bunu bakayım. Yani ezberle. ne iki bir, bir saat, iki saat içerisinde gel bakalım ezberini kuvvetli mi yükliyorlar. Zaten bu da yani gazetenin sular gibi ezberliyor. Zaten en önemli niyetini ezberliyor. Bunlar da. yaşanmıştır yani. İlha, bak, bu dönem. Yani O dönemde bunlar yaşanmıştır. Bak bu Fransa'da ben <laughs> Böyle olduğuna inanıyorum yani. Bak araştırsak tabii bulunabilir. yani Belki Napolyon hayatında vardır. Ee, böyle durumların ben yaşandığına e, eminim yani hani böyle. Öyle hissediyorum yani. Çünkü bu adam o dönemde yazdığı için çoğu şeyin kurgu değil zaten. Ya, tabii kurgumuz da var da e, gerçek dönemi yansıtıyor ve bunun da bir yerden esinlendiğini düşünüyorum yani ben açıkçası. Kendi fikrim. Tabii nişanı alıyor. Bayağı artık büyük yükselmiş Markin'in kızıyla da epey e, konuşuyorlar arkadaş falan olmuşlar. Hı hı. E, orada bir balo baloda hatırlıyor musun? İdama mahkum edilmiş bir işte evet, devrimci evet. kont vardı. Almandı galiba. Onunla Alman konuşuyor. Miydi, hı -hı. Rus muydu? Onunla güzel de. güzeldi. İşte, çok detayına girmeyeyim de işte devrimci e, şeyliğini hissediyor kont bunun. Onunla konuşuyor. Bu da bayağı konta hak veriyor. Şimdi hı hı. sana şeyi anlatacağım. Eee Matil neden Julien'i çok seviyor ya da ikisi neden birbirlerine bu kadar bağlandılar? E, i̇şte şeyi kitap yani kütüphane ha. olayı var. Yo yo şey açısından diyorum. Karakter açısından. Şimdi bizim Julian'ı biliyorsun hani demiştik ya yabancı aslında e, ne alt sınıftan ne üst sınıftan ya yani kendini sınıflar arası sıkışmış. O, o çağa, o çağa ait hissetmiyor ve sürekli şey diyor. Ah işte Napolyon'un ordusuna ah eski çağlarda olsaydım ne savaşırdım falan diyor. Tabi tabii tabii tabii. tabii. Onun şey da söyleniyor. bir kendini bulunduğu çağa ait hissetmeme hissiyatı var ya. Hı -hı. Matilde de şey vardı. Onu hatırlıyor musun? Matilde çünkü kendini o topluma çok yabancı hissetti. Hatta şey diyor, kendisi gibi hiç düşünen olmadığı için etrafında çok eski 300-400 sene önceki atalarının yaptığı olayı kahramanlık hikayesini evet, evet. kendi dünyasıymış gibi yaşıyor. Evet aynen, Aşkı evet, için ölümü kabul ettiği e, yani, şeyi vardı. Hep o hep onu anlatıyor. İkisi de aslında kendini o döneme ait hissetmedikleri için dışarıda aynen. bir yerde burlaşıyorlar yani. Dışarıdan bir yerden aynen. buluşuyorlar. Evet. Ve Aha. aslında şey de vardı değil mi? Ben mi hatırlıyorum bilmiyorum da. E, Mathilde e, Voltaire'in kitaplarını falan okuyordu değil mi gizli gizli? Aynen kütüphaneye gelip e, Julian'dan onları alıyordu. Değil mi? Art Öyle bir şey, şey de istiyordu. var. Yani. Oradan da bir Aha. bağlantı var yani. Tabii tabii artık Julian bayağı e, gerçek fikirlerini söyleyebilmeye başlıyor şeye, Mathilde. Hı -hı. Çünkü o da normal Yani Şöyle diyeyim yani Mathilde artık bir aşk mektubu yazıyor oraya geçelim. Julian'a aşık olduğunu söylüyor. Ama Juliana da hemen bir atlıyorsun. Tanrı gibi hissediyorum falan evet. diyor. Evet. Hemen bir parantez de, tam güzel <laughs> yerde evet. oldu. Neden tanrı gibi hissettiğini söyleyelim. Şimdi Matilde'in <laughs> ailesi çok soylu. Yani çok marki ne diyelim markiye bayağı e, marki vali dere olacak dere yani. bayağı bir şey <laughs> büyüyecek yani. Hatta sen vali ol diyecek. Kıvama gelecek yani insanlara. Başkentin hani bir de yani hani. Heh, aynen. O yüzden zaten e, Matildin Mansuriye hani, Yavaş'ın kızı gibi. <gülüyor> <gülüyor> yani Matildin şeyi yok yani burada e, hayatta dair bir endişesi olmaması gerekirken çünkü etrafında zaten onunla evlenmek isteyen çok fazla soylu rutbeli insanlar var ama hiçbirini istemiyor. Çünkü senin dediğin gibi kendini o döneme ait hissetme. Bu tutkulu bir aşk. Evet. Böyle de. Hani çünkü evet. Çünkü o 300, 200, 300 yıl öncesindeki böyle bir aşk anlatıyor orada Kahramanlaştırdığı. Yani böyle bir şey Hı -hı. istiyor böyle bir kafada bir kız. Hani bunu da burada söyleyelim. Matildin tam anlamıyla ne demek olduğunu anlasın bizi dinleyenler. Aynen. Hatta bak buna bir örnek şey diyeyim. Ee, Julian hatırlarsın. Bir seviyor sevmiyor tartışmaları oluyorlar ya. Hı -hı. E, hatta bir ara Matilda e, ben seni istemiyorum. İşte sen soysuzsun. Sen benim nasıl efendim olacaksın falan diyor. Evet o bunda bayağı. Efendi e, e, e kız. Orada işte Julian. <laughs> kılıcı kılıcı çekiyor hatırladın mı kütüphanede evet ya, duvardan olan. Bak işte burada Matildin e, çok e, onure olduğu anlatılıyor. Çünkü evet, evet, Sevgisi, sevgilisi tarafından öldürme o düşüncesi e, onu dört köşeye diyor resmen. Şeyde var ya e, çünkü o kılıç aslında onların ikisinin de çok istedikleri o ait oldukları eski çağa ait bir şey. Aynen yani öyle. Ruhen ait oldukları. Yani o mesela, yüzden o, e, ikisi de o, o anda aslında birbirlerine daha da şey yaklaşıyor. Şey Adam de kılıcı çekip öldürecek. Ya yani mesela o kılıcı çektiği anda mesela durdum düşündüm. Kılıç çekti. Ulan hmm. ne anlama geliyor? Mesela, oha diyorsun evet. He, karşı taraf buna nasıl tepki verecek? Tepkisine oha diyorsun. Ve bunları hemen böyle işte kılıcı çekti. Karşı taraf bundan memnun oldu diye kesinlikle böyle bir şey yok. Anlatıyor da anlatıyor. İşte o içsel ne düşünüyor? Bu içsel konuşuyor. Hani bu kısımlar işte Ay kılıcı şeklin ne güzel oldu demiyor ha, canım. Tabii İçten ki. içe yani. Bunların hepsi bizim yorumlamamız yani. Bunlar kitapta yazan cümleler değil. O yüzden hani bir kitabı böyle yorumlamak da hani onun ne kadar iyi okunduğuna ve anlatıldığına da hani bunlar da etken. İşte yazar bize bunları çok iyi yansıttığı için biz de size böyle kolaylıkla yansıtabiliyoruz. Hani o açıdan Doğru. da önemli. Evet sonra işte Rus Prens biraz Julen'e taktik veriyor. İşte biraz yanındaki başka bir kadınla ilgilensene kızı daha çok kıskandırır sana döner falan yani böyle şeylerle bir şey, arıyor. şey neyse işte baya artık Hı -hı. çok aşık oluyorlar <laughs> ama böyle nasıl aşık ha, olma dedik, ama şimdi... bir de şöyle bir halt şey var bunlar birbirlerine kıs... hani... yine merdivenli odasına geçmeler falan bir... yine merdivenli bu merdiven bir... şey olmuş artık birbirlerine aynı evde mektup yazmalar falan da çok acayip bence mesela kız babasına mektup yazıyor babası kıza mektup yazıyor İşte kız evet, oğlana aynen, mektup yazıyor ev... aynı evin içinde mektuplaşıyorlar bu da ayrı mesele bir de şey diyeceğim. Şimdi bunlar aslında birbirlerine şu mesela Matildin karakteri üzerindeki psikolojik olarak değerlendirmem benim şöyle. Yani ona sahip olunmasını bir istiyor bir istemiyor. O bana emir verir vermesini istiyor sonra o bana emir veremez diyor. O bana evet sahip ya O neydi 50 sayfa onu şey ha, yaptık ya. O bana sahip olur diyor. O diyor bana sahip olamaz diyor. Ben bunu şurada bunu anlıyorum. Ee, hani hı hı. iki bir yani bir tane e, dere var diyelim. Arada köprü yok. iki tane e, sevgili hı hı. karşılıklı birbirine bakıyorlar ve ulaşmaları imkansız. E, ulaşmaları imkansız oldukları için çok büyük aşkla birbirlerine bakıyorlar. Mesela bir adamın birisi geliyor ortaya merdiven koyuyor. Artık ulaşmak mümkün. Ve hangi adımı yani ilk adımı hangi taraf atacak? işte burada oh. gurur hmm. bak çok güzel betimle bunu. işte <laughs> burada gurur mu devreye giriyor? Yani ilk adımı attığı an karşı taraf Bak ilk adım o attı. Artık ben ona sahibim mi diye düşünecek. Yoksa ya ben atsam işte o benim sahibimmiş gibi mi düşünecek? Yani böyle bir psikolojik analiz var gerçekten. O ilk adım atma olayında aşk resmen bitiyor. Yani bu çok değişik bir mevzu. Hani bunun üzerine resmen konuşulur. Ben böyle bir psikolojik bir şey analiz çıkardım yani kendi kendime. Çünkü ikisi birbirlerine tam yaklaşacaklar. Her şey mümkün. O diyor ki sen bana nasıl sahip olabilirsin diye bir hissel konuşma ona kötü davranıyor. Sen soysuzsun bilmem nesin. Tak uzaklaşıyorlar evet. Ar aradaki köprüler. Bir şey diyeyim mi? Gözümde canlandı. Ha. Acayip güzel bir metafor oldu yani. Yani aradaki köprü yıkılıyor. Hepsi birbirine yani ikisi birbirine çok büyük aşkla bakıyorlar. Aradaki köprü kuruluyor. Hmm. Çünkü ikisi de e, farklı karakterler olmana rağmen e, gururlular yani. Zaten bizim karakterimiz yani Julien yükselme hevesi var bir yandan da aşk hissetmeye hı hı. başlıyor. Yani o gururu için e, bir adım atmak istiyor. Öbürü ki aşkı için bir adım atmak istiyor. Fakat işte birbirlerine ise işte bana sahip olur, o bana sahip olur gibisine e, ilk adım atmakta zorlanıyorlar. İşte yani her şey hazırken hiçbir şey olmuyor. Ortada köprü varken de birleşmek istemiyorlar. Yani çok acayip bir psikolojik analiz yani burada benim anladığım. Çok doğru diyorsun. Zaten bu merdiven <laughs> köprü merdiven şey mette buna devam edersek. Merdivenle her gece işte Matilde'nin odasına çıkıp geliyor çıkıp geliyor derken e böyle olunca ne olur? Matil hamile kalıyor artık. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Ama çok cesur bir davranış babasına ben Julien'le evleneceğim. Hamileyim. diye Tabii. her şeyi anlatan mektup yazıyor. Bize para ver biz gidip hani bize şey falan verir diyor yani hani böyle. Resmen oluyor. cesurca yazıyor. Julienne işte aylık bilmem ne gelir bağla e, şuraya falan neler yazıyor. Hemen bir Marci şey Julienne daha. Julienne çok kızıyor. Hemen ha, bir söyle. şey daha, hemen bir şey daha. Ee, şimdi bu biraz önceki anlattığımızdan hani ilk adım atma olayı var ya. Bu adım tabii burada Hı -hı. sonuçlanıyor. Nasıl sonuçlanıyor? Artık diyor ben diyor bir sorelim diyor. Hani kız iyice kendini. Ee, buna adıyor artık. Hani ilk adım atmaya geç koştura koştura yanına gidiyor bizim Julien'in merdivenden evet, evet. köprüden. Yani ne, nasıl gidiyor? İşte saçını kesiyor ona veriyor. İşte artık ben senin kulunun köpeğinim diyor. İşte ben sana diyor en ufak bir kötü laf söylediğimde diyor bana bu saçları göster diyor. Hani bunları o köprü olayını böyle aşıyor. Hani bunu da söyleyelim. Hmm. Bu so sonuçlanan bir şey yani kitapta bunu görüyoruz. Tabii sonradan tabii tabii. Yine bir pişmanlık, arada bir soğukluk olsa da çünkü çok gururlular. Böyle bir sonuçlanma yaşanıyor yani hani o açıdan da burası dikkat çekici bir yer. Aynen. Markis sonu Julien'e şey yapıyor ya çok kızıyor işte ben seni yanıma aldım güvendim falan diye ama kızı aşırı kararlı olduğunu görünce evlenmelerine razı oluyor. Julian senin diyor soy ismini değiştirelim sana da diyor Strasbourg'da üstte hemen şeyi veriyorum. Tabii büyük bir yer Büyük bir yani o zaman o, için. Direkt Tabii. başlangıç e, için orada sen de oraya gideceksin diyor. E, Julian oraya gittiği zaman da Marki e, Julian nasıl bir duruşunun eski çalıştığı yere bir e, sorayım diyor. Madam madama soruyor. Madam Julian'ı acayip kötüleyen bir mektup yazıyor. Aynen öyle. Ve onu i̇şte bu adam evde rah yükselmek için yazıyor. milleti aynen e, milleti kandırır. ...işte kadınları baştan çıkarmaya çalışır. Böyle bir insandır bu falan diye yazıyor. Mektubu okuyan Marki evi terk ediyor, kıza mektup yazıyor. Ya Julian ya ben artık. Bunun başka şeyi şey yok diyor mektupta. Matilda mektubu Julian'e gösterince Julian acayip sinirleniyor, süte bırakıp bırakıp e, yola çıkıyor. Madamı kilise'de buluyor, ona iki el ateş ediyor hatırlıyor musun? Aynen evet tabi canım. Biri ıska, biri omuz. Aynen. Tamam, Adam ölmüyor, de. yaralanıyor Hı -hı. ve Julian'ımızı hapse atıyorlar artık. Hapse Aynen atıyorlar. öyle. Ya birden nereye geldi? Aynen i̇lk... birden nereye Aslında geldi? Şöyle Yalnız bir... şimdi sana Heh. Ha, hapishane şeyini ben hapishane dız dız biraz öyle... ilerledikten sonra bahsedeyim. Şöyle bir şey var. Bir evet de. sen devam et. Şimdi bu alt sınıftan gelen bizim Julien'imiz ilk basamak olarak kullandığı Madame de e, en son evet. ayağını kaydıran kişi olarak da kitap bize artık so hani bunu veriyor yani. İlk onunla yükselmeye hmm. başladı ve onun mektubuyla da tak aşağı çevriliyor. Çünkü bayağı artık yani hem askeri an... daha da aşağı yer. Tabii askeri <laughs> anlamda da çünkü yükselmeye başlayacaktı. Belki hayalini yaşayacaktı ileride. E, fakat evet. yani en dibe doğru düştü. Hı hı. Bu e, hapishanedeyken bunu kurtarmak için işte herkes geliyor ya. Bir de nasıl sevikli yani sevilen de bir çocuk. Tabii. Papaz, Pirar geliyor, Fuki arkadaşı geliyor. A, plan plan falan Şölen geliyor lan. yine papaz. Sonra e, Marki'nin kızı geliyor. Evet, Madam geliyor. <laughs> Hatırlıyor musun? Tabii hatta işte Markin'in kızı o dönemin hani bu savcısına mavcısına işte böyle onunla beraber oyunlar oynamalar. Yani Aha. Hani şunu dışarı çıkaralım hani böyle yapalım Rüş şöyle yapalım. Aynen rüşvet veriyor. Tabi tabi Hatta arkadaşı dediğimiz e, Ferva kimiydi o? Kimdi? Fuki. Ha Fuki. Aa orasını ben altını çizdiğim için burada değinmiyor. Ha yani burada o da evet, yani o da mesela elinden gelen her şeyi yapıyor kendi çapında. Evet. Hani yani, tüm varını Gerçekten yolunu. ne arkadaşmışsınız. Aynen sen. öyle. O yüzden hani herkes bunu çıkarmak için uğraşıyor ama bu gururlu işte ya. Nasıl o köprüde ilk adımı atmıyor? Burada da yanaşmıyor. Ama ben. işte anlatacağım sana orayı. Tabii, Geliyorum şimdi. Gel. Adam is istemiyor. Çünkü buna diyorlar ki e, yani birden anlık bir öfkemle oldu diye söyle diyorlar. Bu diyor ki yok ben planladım da geldim. Aslında planlamadı evet. Aslında işte <laughs> hiç de planlamadı. Yok hiç evet. Ya çok sinir aslında silah falan aldı gerçi de. Ya ama öyle Orada bir plan yani değil. kilisede görünce sinir. Uh -huh. Tabii kilisede öldüreceğim diye gelmedi yani. Herkes çok çaba gösteriyor ama yok adamın e, yani aynı anda aşık olduğu kadınlar bile onun için uğraşıyor yani. <laughs> hı uh hı. <-huh. gülüyor> e işte ya yakışıklılık nelere kadrimiz. vallahi. Tabii abi. ki de tabii ki de. <laughs> Jüri jüri de jüri de kim var abi bizim bu eski düşkünlere müdür dediğimiz Tabii, Valenot. O, Valenot var. Jüri jüri. O işte iki ala vere ile vereyle e, ömür boyu şeye ömür boyu diyorum. i̇dam cezasına idam. hapsettiriyorlar bunu. Madam işte yalvarıyor ne olur iki ay daha uzattır falan. E, bu madama diyor işte Matilden olan çocuğuma sen bakarsan e, o zaman şeyi imzalarım diyor hatırlıyor musun? tabii. E, sürekli hatırlıyor mu diye soruyorum. Ben elbet hatırlıyorum. <laughs> Ama şey diyor... E, Matilde artık hiç sevgisi kalmadı. Birden bütün sevgisi... Yine şeye öldürmek geldi. Öldürmek istediği madam'a kaydı. Madam'a kaldı aynen. Aha. İki ay uzatmayı imzalıyor. Bak şimdi sana o şeyi anlatayım. Aslında... E, Matilde birlikte yaşama fikrinden acayip soğuyor. Başta. E, ve madam'ın daha dingin kişiliğine sığıyor. Çünkü... Madem onun için bir anne figürü evet, aslında. He, anne rolü. Doğru söyledin şimdi. Aa, çünkü, alsana, aynen, alsana, e, ödüp, ödüp al sana psikolojik analiz. Al sana aynen. Al sana ödipal analiz. Yani çünkü aslında her şeye ulaştı bu. Yani istediği her şeye ulaşmıştı. Daha da gideceği ilerli, yani ilerleyeceği değil de hayatta tutunacağı çaba göstereceği bir şey kalmadı. Yani kız buldu e, askerliğe geçti. Zaten papazlık da şey. Tabi. Ee, hayat tutunacağı bir şey kalmayınca işte artık e, geri anne figürüne sığınmaya geçmiş. Hatta Zer, bu arada da hapishaneden de çıkmak istemiyor bu. Hapishaneyi de şey buluyor ya rahat ama evet. kimse gelmesin ben yalnız kalmak ve istiyorum falan ve babasını da diye kesinlikle gelmemesini söylüyor hapishaneye. Hı -hı. Aynen. Hani bu da bu da var. Hapishanede bu yani. aslında e, burada şeyde okumuştum anne rahmin sembolize eden bir şey. Artık anne rahmine yani geri dönmeyi istediğini gösteriyor diyor Hı -hı. hapishaneye gittikten sonra Hı -hı. çünkü çıkmak istemiyor yani buna ani bir şeyle oldu deseler çıkacak neredeyse. Hı -hı. İşte zaten kendisi biraz yani... kendisi biraz güzel savunma yapsa çıkaracaklardı çünkü herkes bunun çıkması için ama bu o mahkeme salonunda bile her şey işte planlıydı bilerek işte öldürdüm gibisi yani öldürmek istedim gibisine şeyler söylüyor. Aha, yani. öyle diyor. Aha. Ya işte aslında annesine dönüyor işte öyle söyleyeyim yani. Madam Rüyale o sonlardaki aşırı e, sevgisinin tekrar depreşmesi de. Çünkü kendisi 18 yaşındaydı, Rüyale 30 yaşındaydı biliyorsun. Hı hı. Tabii canım daha çok genç. hı, hı. Yani Resmen Kahramanca e, kendi hayatıyla kahramanca, da işte. Kahramanca çok ölüme gidiyor ya. şey. Yani bence intihar ediyor gibi. Değil mi? Aslında, aslında direkt kendi intihar etmem çünkü intihar bile düşünüyor. E, sonra hatta bir tane yani şu... şey vardı ya cesaret termometresi gibi bir şey yaptı kendi kendine. Yani resmen o hapishane sahneleri şey olabilir. Yani psikoloji açısından resmen incelenir yani. İşte şu an çok cesaretliyim. Orada bir 3-4 sayfa peş peşine çizdim ya. E, oralar çok iyi. Yani çünkü şu an çok cesaretliyim. Bunu korumalıyım. İnsanlar beni böyle görmeli. Hani kesinlikle kendisini bırakmıyor hmm. yani. Yani dışarıdan e, vay be dürüstlüğüyle işte kahramancı ölüme gidiyor gibi gözükse de aslında Psikolojik olarak bittiğinin ve in... e, farkında olduğu an gerçek bayağı intihar Hı. ediyor gibi yani bir şey psikolojik oluyor. Psikolojik yani. olarak kafasındaki intiharını bedensel olarak da başkalarına yaptırtıyor resmen. Aynen. Hı -hı. İşte e, o, o kısmı hiç uzatmamasını çok sevdim. E, Julian idam edilmiş. Her şey ol, olacağı gibi oldu yazmış ya. Hı, tabii aynen tabii. En son öyleydi. Her şey basitti diyor sanki. Öyle bir şey hatırlıyorum. Her şey, Aha, her şey olması şekilde. gerektiği gibi oldu. Julie'ni idam ettiler falan diyor. Çok bir cümleyle falan anmış orayı. Ee, bu arada şey de güzeldi. İşte Matild, Fuki ile beraber bunun başını alıyorlar ve onun yalnız başına çok eğlendiği o eski kasabasındaki dağ bir mağara var. Dağ, dağ. Oraya aynen daha oraya şey yapıyorlar. Gömüyorlar. Madame Rönel, burayı biraz hani acıklı olsun diye mi yazdı bilmiyorum da. Ee, Madame Noel idamdan 3 gün sonra ölüyor. Matilda'nın çocuğunu kucağına al, e, aldığında o da ölüyor. İşte aynen yani burası biraz. Hı hı. <laughs> ama o da çok sade anlatılmış. Hani öyle tabii tabii sade değil. Çarpıcı ama sonu da böyle tabii, tabii, çarpıcı hani olsun böyle, gibi olmuş. Biz hani şey dedik ya mesela bazı psikolojik analizleri 10 sayfa, 5 sayfa, 3 sayfa. Bunlar gayet vurucu, hı hı. çarpıcı fakat hani 2-3 cümlelik hareketler. Hani o yüzden gerçekten bunlar da hiç sıkıcı değildi. Bunları da uzatsa belki bak biraz da romantik akımına girecekti aslında. Yani bu tamamen re, Doğru realist diyorsun. yani adam. Çok açıkça olan her şeyi çatır çatır yazmış ve anlatmış. Yani olduğu gibi oldu dedi. Sallıyorum bunu romantik bir adam yazsa. Hadi bakalım anlat da bakalım anlat. 20 sayfa anlatırsın orayı. O Doğru. yani şey sehpaya gidişin yani, varmış. Tabii canım tabii. Ş şöyle yapalım. Bunda acayip altını çizdiğimiz yer olduğu için. Şöyle altını çizdiklerimize göz gezdirip eee konuşulmasını çok istediğimiz yerlere bakalım. mı? Nasıl olur? Hı, tabii ki de. Aynen. Zaten e, benim de çok fazla çizdiklerim çizdik var. Sırf ben aynen 20 böyle. 27 tane çizmişim ya. Çok e, bu. Ben sa yani. saymadım ama bende de var bayağı. Şöyle aynen. dediğin gibi. O zaman şöyle bir en baştakine ben bir bakayım bir. Tabii tabii hemen devam edelim oradan. Şurada bak 58'de çizmişim. Hemen bakın. Ha tam buraya çok hızlı hemen anlatacağım. Bak hatırlar mısın? Gölgeyi ben de severim ya atıyor işte şeyde Kasaba'da bir adam. Gölgeyi Hı -hı. severim ağaçlarımı da gölge versin diye budatıyorum. Gelir getirmeyen bir ağacın başka neye yarayacağını aklım almaz. Eğer ki ceviz gibi faydalı değilse. Aynen hatırladım. Yani da... şu Kasaba'nın halkın aynen e, bütün kararlarını verdiren bu laf diyor. Gelir getirmek. Aynen işte o döneme yansıtıyor tamamen. O dönemin Hı -hı. işte kafası bu. Ya bu kafa hala Burası var da. güzel. Var mı senin bu aralar? Sen de şöyle hani konuşulmak göz gezdir bir yandan. Tabii ben de bir zaten yandan göz gezdiriyorum gördükçe... şu an. Hı -hı. Papazlarla e, işte yemek hatta... yemeyi konuştuk. Ha, aynen onu söylemiştik zaten. Yani, uşaklarla yemek yemem kısmını. Aynen. Orayı ben çizmişim. Onu sen de çizdin herhalde. Şimdi ben de sayfa 71'de şunun altını çizmişim. Bak hani demiştik ya iki yüzlülük çok fazla var diye. Zaten direkt burada evet. söylemiş. İşte kiliseye de şöyle bir uğrayayım da hani iki yararı olur gibisine bir şeyler düşünüyor yani kendi için içerisinde <laughs> hani sürekli zaten bunları evet, evet. kitapta bize veriyor o kısımlar da var 87'de şurada güzel taşra kasabalarında her şey ağır ağır yürür her şey azar azar olur aslında kesinlikle ve doğru söylüyor evet sen daha iyi bilirsin Taşra'yı. her şey sayfalarında söyleyeyim de dinleyenler oradan takip tabii ki herhalde. tabii ki ha şey vardı bak bu kitapçıya abone olma kısmı vardı ya bir sıkıntı olmuştu sayfa 90 Hani şey demişti evet. de orada hani bunları işte sizin hani soy isminizden Ranell'lerden bir soylunun adını adının kitapçının pis defterinde bulunmamalı diye bir şey söylüyor. Hatta şöyle bir Doğru. şey söylüyor daha sonra. Adamlarınızın en adisini kitapçıya abone edin diyor. Hani kitapçıya abone olmak <laughs> böyle bir e, dışarıdan bakılışı bu yani. Adam bunu açıkça söylemiş bize. Doğru ağır <laughs> şey vardı bir 114'te. Evet. Yani. Madame Ronel aşırı aşık olunca birçok üzülüyor birçok şey yapıyor ya. Demek ki Julia'nın yanımda oluşu bana ettiği eziyeti unutmama yetiyor. Yani o eziyet çekse de yanımda oluşu. Yani yanımda onlar olsun, unutmama olsun da. unutmama yetiyor tabii, diyor. Yani, işte öyle bir aynen, aşık aynen. O, öyle bir aşık. Şu 122'ye geleyim şey, ya. Bak. Şey, vardı bir dakika. Bir, şimdi bu Napolyon kısım kısmı kitapta çok geçiyor yani burada yazar artık bazen yazar bizle de konuşuyor kitapta. Oralar da çok iyi. E, hatta şey diyor hı hı. bak 112'nin en başında işte Napolyon'un kaderi buydu. Yoksa onun kaderi de mi bu olacaktı? İşte e, bu kader dedi de şu. işte Julien'in gözleri elinde olmadan yırtıcı kuşun peşini bırakmıyordu. Sakin, güçlü hı hı. hareketlerine hayran oluyor. Bu güce, bu tek başına oluşa imreniyordu kısmı. Hani Napolyon'la da bir benzerlik. Onun kaderiyle bir onun kaderi bir olur mu gibisine. Napolyonluk var ya. Yani. Evet, evet. Şu vardı 122'de, hı -hı. ya orta halli kalarak refaha ulaşmak ya da gençliğinin bütün kahramanca hülyalarını izlemek yollarından birini seçmek zorundaydı. Bu iyi, gerçekten bu herkesin yaşadığı bir ikilemdir galiba. Tabii ki, ben de bak burada şunu çizmişim hatta. Yazmıyor. Biz bunu konuşmuştuk seninle. Hı -hı, hı. Not etmişim ben şeyi, İşte dağlarda hı -hı. yapılan kısa bir yürüyüşten sonra bambaşka bir insan gibi hissetmek. Hani bu kısımlar var işte o dağdaki en son kafasının gömüldüğü yer vardı ya oralarda. Çünkü evet, bazen evet. o kadar çok bunalıyor ki içine dönmek için dağa çıkıyor. Hani bu benim kendi yaşamımda bizzat çok fazla yaptığım bir şey. Hani bu, o, o yüzden bunu kendimle bağdaştırdım yani. Bu çok da eski bir gelenek hatta peygamberler falan hani hep bu şekildedir ya. Hı hı. Hatta bizim şey de vardı ya hatırlıyorsan Frankenstein kendini dağlara vermişti o dağ. Doğru. Hı -hı. Evet, orada doğru da var diyorsun. yani. Orada da var yani. Ruhun saf kalması, kinin verdiği her türlü heyecandan uzak bulunması, gençliğin ömrünü uzatan şeylerdir. Güzel kadınların çoğunda ilk önce yaşlanan yüzdür. Burayı <laughs> 125. Ben, de, ben de çizmişim burayı. Yıldızlamışım atlama. Güzeldi bu siyer. <laughs> Değil mi? Şöyle Hı -hı. bir bakıyorum ben de. Aşk eşitliği kendi yaratır, aramaz. 130. Hepsini okumayım da. Hı -hı. Zaten bu Rönel ve e, Julian demiştik ya e, biri soylu sınıfından biri işte taşıralı. Hı hı. Ama senin ama aşk eşitliği kendi yaratır. Aramaz. Buna şuna cevap olarak söylüyor da işte eşitlik olmayınca sevgi de olmaz kısmına cevap olarak hı hı. o aşk eşitliği kendi yaratır aramaz kısmı var. E, burası bence çok, çok, çok iyi. iyi. Çok iyi gerçekten çok iyi. Bakıyorum, evet, ee, bakıyorum. Burayı geçeyim. Ha şey var bak, şunu çizmişim 136. Ee, i̇şte taşra Hı. şehirlerinde her aşk lafı açıldığında basma kalıp türkülerin baş konusu <laughs> servet farkından sonra Hı. hep yaş farkı olurdu. Hani bu gerçekten Doğru. Ben buraya gel. Gerçekten böyle yani. <laughs> Doğru. Çok haklısın. Tören, törende var 153. Hani demiştim ya çok büyük bir tören yaptılar işte Hı. kralı karşılamak için. Tören 3800 franka mal olmuştu. Buhur kokuları, silah, top sesleri arasında tedeum duası okundu. Köylüler mutluluktan, sofuluktan sarhoş olmuşlardı. Devrimci gazetelerin yüz sayıda yap yaptıklarını böyle bir gün bir anda bozuverir. İşte aynen. Ha, burayı, nasıldı? Burayı, ben Hakikaten de... öyle değil mi? Gerçekten böyle. Ben de buraya yıldızlı, yani sen... yıldızlamışım zaten. Ben de evet evet. Yani sen o kadar uğraşıyorsun insanlar doğruyu, fikrini e, empoze etmeye düşünceyi... çalışıyorsun versin diye ama bu şekilde bir dini tören ve gösterişli dini ayin, gösterişli hepsini tören. sarhoş ediyor. Aynen öyle. Bu çok doğru. Aynen. Ya işte bu Görsün dönemde yaşamış, görmüş olduğu her şeyi çok güzel bir şekilde yansıtmış kitabın içerisine her yere vermiş Aynen. yani. Hı hmm. hı. 164'te ben şey var, 150, bir bölümü hani epi, şey var epigraf demiştik ya. 158'de ha, şunu yapmışım 158. bak 158. Ee, hani demiştik ya şimdi bak şimdi anlayacaksınız zaten. Ee, işte Madame hmm. de Renol kıskanç tanrının öfkesini yatıştırmak için Julien'den nefret etmenin şart olduğunu aklına koymuştu. Yoksa çocuğu ölecekti. Evet. Aşığından nefret edemeyeceğini anladığı için de böyle bahtsızdı. Alsana sana psikoloji işte. Evet. Ha, al sana. <gülüyor> <gülüyor> 164 ha, epigrafta var Shakespeare'in. Ben, çizmişim. ben de altını çizim. Kandaki ateş kuvvetli yeminleri bile saman gibi yakar bu Bunu var ya yani al bu al duvarına as. Biraz şey gibi bu. Napolyon gibi bak hani. Adam da bak adam 24 yaşında general olmuş ya. Napolyon. Yani adamın kanındaki o ateş evet, işte. O da taşralı. tabi tabi O da taşralı bu arada. O yüzden e, Julian çok seviyor onu. Hı -hı. İşte kandaki ateş kuvvetli yeminlere bile saman gibi yapar. Yakar dediği bu. Aynen. Şey var e, 179'da. Ee, hani demiştik ya, aslında, e han demişti ki aslında madam madamın eşi çok kötü bir insan değil hani şöyle yapmıyor böyle yapmıyor. Hı hı. Ee, 12 yılda dostluk etmiş bu adam bana falan diye düşünüyor e, madam o sırada. Ne çare ki gerçek ihtiraslar bencil olur. İhtiras dediğimiz aşırı istek, hı hı. tutku. Yani gerçek ihtiraslar bencil olur abi. Evet. Ben şeyi bak 181'de şunu çizmişim. E, o epigraf Hı -hı. kısmında söz insana düşüncesini gizlesin diye verilmiştir. Yani of ya orası müthiş değil mi? Çok iyi değil mi? Hani <laughs> gerçekten çok iyi. <laughs> çok iyi orası. Yani söz insana. 186 Hı -hı. E, bu hani İncil'i ezber ezber okuyor ya herkes de hayran kalıyor. Hı -hı. Diye, her gelen. E, Julian şey diyor. Tek kelimesini anlamadıkları bu İncil dilini dinlemekten bu budalalar <laughs> ne zaman bıkacaklar? <laughs> Çünkü latincesinden okuyunca Doğru. herkes hayran kalıyor. Hı -hı. Hadi burada neyse bizimkine girmeyeyim. Neyse devam. <laughs> evet Bakıyorum. Evet. 233'te bunu din okulunda dışladıklarında. E, Monsieur Chollon yani bu ilk ilk e, Julian'a öğreten papaz. Hı hı. Kendisi için ettiği dikkatsizliği Julian için de etmişti. Delikanlıya doğru düşünme, boş sözlere kendini kaptırmama alışkanlığını verdikten sonra düşünmesini sevmeyenlerin bu alışkanlığı bir suç saydıklarını çünkü her doğru düşüncenin karşısındaki için bir hakaret olduğunu ona söylemeyi hiç akıl etmemişti. Buraya e, şey yapabildim mi? 233'te. Hı hı, tabii. Ben zaten burayı ben de Burası ben, güzel ben de mi? çizmişim burayı. Bak benim Değil benim mi? şey Aynen. var bak 207'de. E, zaten bu 24. kısım e, Büyük hı hı. Bir Şehir başlıklı. Hemen altındaki epigrafta şu yazıyor bak Büyük Bir Şehir olarak. Bu ne gürültü? iş peşinde koşan ne çok insan 20 yaşındaki bir gencin kafasında gelecek için ne çok düşünce aşka karşı bu ne ilgisizlik hani bu gerçekten o dönemin e, belki Paris'ini anlatıyor çünkü e, adamlar zaten savaşmaktan başka bir şeyden aşka karşı zaten ilgisizler 20 yaşındaki bir gencin kafasında Hı -hı. çok fazla gelecek için bir düşünce belki karamsarlık e, bunu da buraya yapıştırmış yani adam çok iyi evet 337'de e, Julian şey diyor. Suç işleyince insan bari bundan zevk de duymalı. <gülüyor> <gülüyor> tam öyle, işin iyi yanı da burası. İnsan işlediği suçu tam, bundan dolayı biraz haklı gösterebilir. <laughs> tam Julian'lik. Tam Julian Evet. yani gerçekten öyle. Ve şeyin lafı çok geçiyordu. Hatırlıyorsan Jean-Jacques Rousseau'nun sokağı falan var yani. Böyle onu söylüyor. Tabii tabii ama adam yani bildiğin toplum sözleşmesiyle Hı -hı. hani bir devlet yani bir e, sosyalist özgürlükçü devletinin nasıl olması gerektiğini yazmış Hı -hı. yani. Daha ne olsun? Ben sayfa 284'te bak 18 yaş kısmı var. Epigraf yine oraya çizmişim. Hemen okuyayım onu. Hı -hı. İşte 18 yaşında Topu. insanın elinden tutanı olmadan yalnız başına girdiği ilk salon. Gülünç dokunaklı bir hatıra. Hoşa gideyim derken daha beceriksiz oluyorum her şey hakkında yanlış düşünceler ediniyorum. Ya hiç nedensiz içimdekileri döküyor ya da karşımdakini bana sersert baktı diye düşman belliyorum. Çekingenliğim yüzünden ben bunları çekerken bile güzel bir gün, güzel bir gün ne güzel şeydi. Yani resmen 18 yaş gerçekten ya 18 yaş ne güzel ama. Aynen ve şey yani ne olursa olsun diyor. Güzeldi, güzeldi, güzeldi yani. Biz de 18 evet. yaşımıza selam gönderelim buradan. <laughs> 401. Burada bir roman romanın e, tanımı şeyi gibi var. Onu okuyayım. Roman büyük bir yolun üstünde gezdirilen bir aynadır. <laughs> kah göklerin maviliğini yansıtır, kah yolun çukurlarında biriken çamuru. Sonra da kalkar, torbasında ayna taşıyan adamı ahlaksızlıkla suçlarsınız. Aynası çamuru gösteriyor diye aynayı suçluyorsunuz. Asıl çamurlu büyük yolu en çok da suyun birikmesine çamur olmasına yol açan bayındırlık müfettişini suçlamalı. Yani ben gösteriyorum diye beni suçluyorsunuz. Halbuki bura niye çamur demiyorsunuz. Aynen öyle <laughs> ki zaten bu yüzden işte bu <laughs> kısım yani roman yürüdüğü dönemin ayna tutar dediği kısım o dönemin gerçekten o dönemle ilgili o dönemde yazıldığı için e, aslında kitabın özetini <laughs> söylüyor yani bize bu kitabı neden yazdığını anlatıyor ve hatta şöyle bir e, çeviriciyle yani çeviri yapan kitap baskıcı Dur 419 dur, tamam, oraya gel. <laughs> tamam dur dur o, o zaman hemen <laughs> Hayır şeyle şeyle editörüyle <gülüyor> editörüyle, <gülüyor> editörüyle <gülüyor> konuşmasını kitaba koymuş Aynen, adam dur, ya. Onu... Sen anlatsın. sen geldiysen. Ben şey söyleyeceğim bir. 323'te şey var. Aha. Bak burada ha. Julian hani demiştik ya bu 200'lü çok fazla yükselme isteği için her şey yapıyor. Evet. Burada şunu söylüyor bak. Kendi kendine tabii. Hatta söylendi diyor kendi kendine. İçimde bu yükselme isteği oldukça kim bilir daha ne haksızlıklar edeceğim. Bu haksızlıkları dokunaklı sözlerle gizlemek için de daha neler öğreneceğim diyor. Hani çok iyi. Hatta hani söz duygularımızı, düşüncelerimizi gizlemek için üretilmiştir gibisinin açıklaması işte. Aynen. Çok iyi yani. Evet evet. Julia'nın karakterini anlatan şey de var. Diyor ki 4 kişiyi kurtarmak için 3 kişiyi ipe dizerim. Evet. Bu mesela çok e, ağır bir şey yani değil, değil mi? mi? tabii ki de. Bir ikilem. Hat e, orayı şey yapabildin mi? Sayfasını bulamadım da. Ben de hatırlıyorum da şu an. Ah, şey yazı hakkında. Hı -hı, sayfasını hatırlamıyorum. 419'da hadi editörüyle konuşmasına gelelim. Etör, geliyorum. E, şimdi bu bir yerde çok siyasete gireceğini düşününce şey diyor. Yazar buraya bir sayfa dolusu nokta koymak isterdi. Böyle yaparsanız göze kötü görünür dedi kitabı basan. <laughs> bu kadar uçarı bir yazının güzellikten yoksun olması ölüm demektir. Yazar yazar şöyle diyor. Politika edebiyatın boynuna bağlanmış bir taştır dedi. Altı aya varmaz onu suyun dibine batırır. Hayal ürünü şeyler arasında politika laflarından karıştırmak bir konserde silah patlatmak gibi bir şeydir. Bu silah çok sesi iyi, canlı olmadığı ya. gibi. Müthiş ya. Olmadığı gibi kulakları rahatsız etmekten başka bir etki yapmaz. Ses bakımından hiçbir müzik aletinin sesiyle uyuşmaz. Bu politika okuyucuların yarısını ölesiye kızdıracak. Politikayı Sabah gazetesinde bambaşka bir özellikle tazelikte bulan öteki yarısının canını sıkacaktır. Ben politikaya girmek istemiyorum diyor yazar ama editörün bir lafı var. Gerçekten yazarı da ikna etmiş Tabii zaten de. bu konuda. Kitabı basan kişileriniz politikanın sözünü etmiyorlarsa bunlar 1830 Fransızları değil demektir. 1830 Fransızları değil demektir o zaman da aynı olduğunu iddia ettiğiniz kitabınız aynı olmaktan çıkar az Bitti önce. Abi. Çamuru gösteren aynadakiye. Her şey bu efendim. yani. Çok iyi. Yani söylediklerimizle tamamen. Yani bu editör kimmiş? Abi bu editör kimmiş? Buna... Yani bu, söylediklerimizle, <laughs> bu adamın bulalım okuyalım. Söylediklerimizle e, her şey bak nasıl uyuşuyor kitapta zaten. E, hayatında da bunu gördük. Evet, yani abi, Bu çok... e, kısım zaten kitapta var. Tabii ki düşüncelerimizi etki etti burası ama bu kitaptan bağımsız olarak onun hayatını ve kitabı biraz araştırırsak Buna yakın şeyler sürekli okuyoruz yani. Ee, çok iyi. Bu ayna kısmı üzerine zaten bir sürü şey yazılır. Aha, i̇kisini bir almak istedim o yüzden Hı -hı. çok iyi de gerçekten. 400... Sen bulabildin mi? Bulduysan hemen gir istersen. Araba. Şey var benim bak 425'te yine bir üst tarafta epigrafik çizmişim. Her varlığın birinci Aha. kanunu kendini korumak ve yaşamaktır. Siz ise zehirli baldıran ekiyor, başak çıksın istiyorsunuz. Yani burası benim güzeldi yani burası da. Çünkü şey bu. Aynen. E, bu kısımlar Hemen şeydi. Hemen epigraf dedin madem. Bu kısımlar şeydi. E, hani Bu e, hepsi beraber birleşiyor. İngiltere'den yardımda bulunmak bilmem ne bir sürü şey konuşuyorlar. Hani sen hem zehirli evet. ballarını ekeceksin diyor. Hani ondan bundan böyle saçma sapan yardımlar isteyerek olmaz kişilerden. Hem sonra da başak çıksın istiyorsun. Hani bu epigraf resmen bu bölümü anlatıyor. Yani özetlemiş ya kitabın evet yani bölümlerinin girişine yazdığı o küçük yazılar o bölümün o kadar güzel bir e, yani özeti sıfır, ki. Sıfır sıfır bir de Gerçekten hiç bir de spoilersız yani oradan bir şey okuyunca ne olacak diye kestiremiyorsun. Evet yani şöyle önce epigrafı okuyorsun e, vay be güzelmiş diyorsun ama bölümle alakalı bir şey anlayamıyorsun. Hı. Bölümü okuduktan vay sonra epigrafa bakınca diyorsun ki ulan burada anlatmış aslında. <gülüyor> 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 Kaplan bölümü var Kaplan 470. Tabii. dur. Bir İngiliz gezgini bir kaplanla bir arada nasıl yaşadığını şöyle anlatır. Kaplanı büyütmüş, yetiştirmiş, okşar severmiş ama masanın üstünde de dolu tabancayı <laughs> hiç eksik etmezmiş. Çok iyi. <laughs> Tatlı an. bunu bunu e, ortamlarda Tabii. satarız. Aynen öyle şey gibi eee ileride böyle gelin çocuklar size bir hikaye anlatacağım deyip sonuna da bununla bağlarsın. <laughs> aynen. Ama şey gibi olmasın bu. Şener aynen. var ya. Aslana bıçaklıyor falan. <laughs> Ben bir gün Amerika'dayken, <laughs> hani onun, gibi, onun gibi değil de biraz daha böyle güzel, güzel Ziya, aynen. yani. Abi hapisteyken Fuki yanına geliyor sayfa 500. Diyor ki kardeşim var mı yok mu senin için ayarlarım gardiyan'a verir seni kurtarırım falan diyor. Hatırlıyor musun orayı? Tabii. Burada Julian diyor ki. Taşralı bir mülk sahibinin yüce davranışı, onun dişinden tırnağından para arttırdığını, cimrilikler ettiğini gördükçe utancımdan kızarırdım eskiden. Şimdi bunları bana feda ediyor. Lamol konağında gördüğüm o güzel Paris delikanlılarından hangisi böyle bir fedakarlık yani işte yapabilir? Şu an bir şey ya. var işte. Hani Bir sınıf farklılıklarını Şimdi geldin gördüm. mi Taşralılara? Küçümsüyordun. Sınıf sınıf farklılıklarını <laughs> e, iyice anladıktan sonra artık... Hani aralarındaki farkı da anladı ama yani. Hani böyle ki, ki, ha, kibar şey, alemi. Daha yani. düne kadar selam aynen, vermiyordunuz. Aynen. <laughs> <Ş> bak <laughs> ben o dönemle ilgili 480'de şunun altını çizmişim. Ee, tamamen bak evet. o dönemi anlatan e, cümle budur. Bu devirde iyi ile kötü, değerli ile değersiz birbirine karıştırılıyor. Bir her cümerç içinde yuvarlanıp gidiyoruz. Al sana 1830 Fransa abi. Olay budur. Evet abi. Resmen tabii. kitaba yazmış adam. Şimdi <laughs> hapiste fikirleri var ya hapiste kafalar, kafa iyice açılıyor. Tabii cümle. kafa açıldı tabii. Bak üzgündü ama kızmadan düşünüyordu. Pintinin biri olduğu halde babam bile bütün bu insanlardan daha değerlidir. Beni hiçbir zaman sevmedi. Böyle alçak, alçakça ölmekle onu son derece lekelemiş oluyorum. Parasız kalma korkusu, insanları kötü yapan o pintilik hastalığı kendisine Üç dört altın bırakacağımı duyunca yaptıklarımın hepsini unutturdu babama. Burası çok ağırdı. Yani. Bir pazar günü yemekten sonra e, kasabada kendisini haset edenlerin hepsine bu altınları gösterecektir. Bakışlarıyla onlara altının hatırı için hanginiz oğlunuzun idam edilmesinden hoşlanmazsınız ki diyecektir. Yani, yani çok şey. Yani babasını bu kadar görmüyo. Yani altın için oğlum öldüğüne seviniyor gibi söylüyor. Ama o bile diyor. Ee, bu insanlardan daha daha değerli daha, daha diyor. Diyorsun. Bu hani ahlaksız soylular anlattığı Hı -hı. var ya. Ya zaten onların alemine girince ikiyüzlülüğü, alayı, bomboşluğu resmen tadıyor. Sonuna kadar hissediyor yani. Ama abi babasının yani babasını tarif ettiği şu hani oğlunuzun idam edilmesinden hoşlanırsınız altın için Hı -hı. kısmında var ya böyle tüylerim diken diken oldu. Ya işte, ya bu işte hayatındaki o duygularının yansıtış biçimi ya bu kitap. Aynen. Bak ben Burada gerçek din, e, gerçek dini konuşuyor hemen bir yan sayfada. Ben şey vardı bak 510 E o zaman. Sayfa kaç ha mı? sen. 539 sen söyledi. Işte, e, ilk yine epigrafta şunu çizmişim bak. E, o zamanlar Aha. deli olduğum için şimdi aklı başında bir insanım. Bu epigrafta Göte'nin söylediği bir söz olarak burada geçiyor. Hemen altında şu Hı -hı. var bak. E, ne olursa olsun bu adamlardan daha yürekli olduğu muhakkak diyordu. Onların felaketlerin en büyüğü. Dehşetlerin şahı saydıkları ölümü ben ancak günü gelince düşüneceğim. Yani bu gerçekten o soyluların içerisindeki belki e, alt e, sınıftan gelmesine rağmen en soylu düşünce yani. Yani onlar bunlar öyle ölümle korkarken, her şeyi yaparlarken asıl soyluluk işte ben ölümü Hı -hı. günü geline düşünürüm. Şimdi onun için yerlere yatıp başka bir şey yapmam diyor. E, çok iyi bence burası. Aynen. Şimdi buradan biraz uzun konuşacağım. Gerçek dinle alakalı konuşuyor çünkü şey. Gerçekten en önemli kısımlar. Zaten %100 sen de çizmişsindir. Sayfa kaç? Gerçek dini nerede bulmalı? 539, 540, 41. <laughs> evet şey. burada. Öyle papazlar olsaydı e, duygulu insanların da toplanacakları bir yer olur. Böyle yalnız kalmazdık. Bu iyi papazlar bize Tanrı'nın sözünü edeceklerdi ama hangi Tanrı'nın? İncil'in söz et, sözünü ettiği o zalim öç almak için yanıp tutuşan tanrının değil. Voltaire'ın adil iyi engin tanrısını. Burada. Beni böyle düşündüren çağdaşlarımın etkisi. Hey gidi 19. yüzyıl. Şu an onu <laughs> okuyoruz ya. Orada bir etkilendim. Avcının biri ormanda ateş ediyor. Avı yere düşüyor. Yakalamak için koşuyor. Ayağı iki karış yükseklikte bir karınca yuvasına çarpıyor. Karıncaların barınağını yıkıyor. Karıncalar yumurtaları da alıyor. Karıncaların yumurtaları da alıyor. Karıncaların en filozof olanları bile bu kadar kocaman, korkunç cismin inanılmaz bir hızla, korkunç bir görüntüyle kıvılcımlar saçarak barınaklarına dalan bu çizmenin ne olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaklar. Ölüm, hayat, öbür dünya bunları anlayacak kimseler için pek basit şeylerdir. Yazın en uzun günlerinde sabah 9'da doğup, akşam saat 5'te ölen bir sinek gecenin ne olduğunu bilebilir Çok iyi bak burası Bu sineğin ömrünü 5 saat daha uzatın, geceyi gözleriyle görür, ne olduğunu anlar. Ben de 23 yaşında öleceğim. Ömrümü 5 yıl daha uzatın. Madame de Ronald ile yaşayayım. Ne yazık ki madam yok. Bana acı veren bu. Yoksa gaddar olmayan, adil, iyi, kudretli, öç almaya hiç tamah etmeyen bir tanrının yokluğu değil. Ah bu tanrı olsaydı şimdi ayaklarına kapanır. Ölümü hak ettim ama ulu tanrım, iyi tanrım, merhametli tanrım. Ne olur beni sevdiğim kadına kavuştur der. Yani burada bu yani kilisenin tanrısından o kadar bıkmış ki aslında sığınabileceği bir tanrı Hı -hı. arayışı var. Yani yani Hı -hı. ama o tanrıdan bile asıl isteyeceği şey beni sevdiğim kadına kavuşturur. yani. Aynen öyle. Yani, Ve burada şöyle şey vardı bak hani e, Mephisto gibi gülmeye başladı diyor ya. Bu bu Hı -hı. Bu, Doğru bu, orayı. bu 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 Mephisto <laughs> Faust'a gönderme. Gibi, Fisto, değil mi yani o onu anlıyoruz buradan. Tabi tabi. Herkes ona gönderdi. Yani Mephisto zaten oradaki bizi şeytan karakteriydi. İblis karakteriydi. Biz, haha, bizim ilk Hı -hı. videomuz. Ee, <laughs> ya yani Burada şey çok güzeldi. Hani bak karıncalara işte adam yanlışlıkla basıyor. Karıncalar için e, kıyamet. Öyle tabii ki. Şey. Ama e, halbuki şey yani onunla karıncaların anlayamayacağı bir durum ama o kadar da basit bir durum ki uzaktan bakıldığında. Çünkü çok önemsizler. Aynı şekilde biz de Evrene baktığın Doğru. zaman çok önemsiziz. Çok, yani çok çok, çok önemsiziz ama tabi kendimize göre çok önemliyiz. Doğru söylüyorsun. Zaten kitap evet. bitiyor burada. Aynen benim de başka çizim kalmamış. Ya zaten bu son konuşmaya yeter bir çizgi Ki zaten <laughs> de var mı Yok mi? yani varsa. benim de arada arada konuştuklarımız zaten çoğu. Evet. Yani bu dediğimiz gibi son Hı -hı. kapanış olarak ne söyleyeceksek onu da söyleyeyim. Ee, tavsiye bir kitaptır kesinlikle. Zaten Hani tavsiye etmediğimiz bir kitap olmadı bu zamana kadar ama e, şöyle söyleyeyim. E, Oğuz güzel bir liste yapmış. Çünkü hepsi çok iyi kitaplar. E, zaten biraz o dönemi ve yazarı okuduğunuzda beğenmeyeceğiniz kitap çok zor. Çünkü bunların hepsi zaten e, yani yaklaşık e, 200 yıldır e, ismi olan kitaplar. E, o yüzden ve Parma Manastırı'nı da merak ediyorum. Onu da müsait bir zamanda okuruz. Hı hı. Ya şöyle liste. E, şimdi 19. yüzyıl bütün eserlerini elbette ki okuyacak bakım yok. Çünkü 20. yüzyıla geçmekte istiyoruz ama yani her alamdan ne bileyim her edebiyattan, her türden e, her şeyi öğrenebileceğimiz kitapları aldık. Yani bugüne kadar Alman romantisminden e, oraya girdik. Ne bileyim İngilizleri gördük. Amerika'yı gördük. Fransa'yı gördük işte. Yani böyle ilerliyoruz. Sırada ne var? Tabii Bir sonraki kitapta zaten evet. E, bu edebiyatı Rusya'ya götüren modern Rus edebiyatının kurucusu e, Pushkin'in yazmış olduğu bir şiir roman kendi e, sözüyle zaten... bir şiir romanı okuyacağız Yevgeni aynen. Onegin zaten kitapta da öyle yazıyor e, ayrıntı yayınlarıydı galiba şiir kitapta yazıyor aynen Ş e, şiir kitabı olduğu için çok zor çünkü bu adam hem kafiye hem hece ölçüsü hem de Onegin kıtası denilen ve kendi bulduğu bir türde yazıyor. E bunu tabii çevirmek... Biz yine bunu nerede gördük? Burada... E, Göte, Faust. Faust. İlk giriş bak. İlk giriş kitabı <laughs> Rusya'ya. Yani ilk Faust gibi aslında. Faust'tan fa, fa, Faust'tan görmüşler zaten büyük ihtimal. E, yani hem şiir olarak yazıyorsun hem de bir e, kurguya sahip. Bir senaryoya sahip. O yüzden çok zor bir şey bu. Çok değer. Hatta Pushkin şöyle demiş arkadaşına. Öyle bir şey yazıyorum ki cehennem kadar zor. <laughs> bak Şimdi burada e, ilk 19. yüzyıla girerken Göte'nin ee, Faust'u ile girdik. O da bir şiir Faust. kitabıydı. Şimdi o hem, hem Avrupa'ya giriş hem Almanya hem 19. yüzyıla giriş kitabımızdı bizim. Bu da şimdi farklı bir coğrafya. Avrupa'dan uzakta Rusya. Ee, bu da Rusya'ya ilk olarak girdiğimiz kitap yine e, Göte'nin e, Faust'una benzer şekilde olan bir kitap. Çünkü Faust'un çevirisi de çok Hı -hı. zordu yazılışı da zordu. Onun da kendine göre ismiyle bulduğu kafiyeler, uyaklar vardı. Bu da aynısını Pushkin yapmış Ruslar için ki zaten o kadar da iyi yapmış ki arkasından Dostoyevski'ler, Gonçarov'lar, Tolstoy'lar gelmiş. Hepsine sıra gelecek. Merakla ve heyecanla bekliyorum. Evet çok e, güzel olacak öbür kitapta. Çok yükseldim ben daha okumadan. <laughs> Hadi bakalım. O zaman bir sonraki kitapta görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Üzere. Güle güle. Gel, ağzına Senin sal, de ağzına sağlık. Görüşürüz. Çok güzel bir, bir bölüm oldu. Kesinlikle.